Efendim iyi akşamlar. Mesele'de Haber Global ekranlarında kıymetli konuklarımızla birlikte sizlerleyiz. Hemen konuklarımızı takdim edelim. İstanbul stüdyomuzda Nedim Şener, Hürriyet Gazetesi yazarı bizimle birlikte. Boş bir koltuk görüyorsunuz. Birazdan Mustafa Kartoğlu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni de bizlerle birlikte olacak. Ve doçent doktor Sayın Hulki Cevizoğlu, sosyoloji doktoru, gazeteci ve yazar bizlerle birlikte. İyi akşamlar Hulki Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. O İstanbul'daki koltuk hep boş kalıyor, niye? Birazcık gecikmeli olarak bizimle birlikte olabilecek Mustafa Bey. Kendilerini bekliyoruz. Ulaştıklarında bizimle birlikte olacaklar. Şimdi kendisi bilir. Koltuğunu doldurmasın başkası. Peki doğru, evet, boş koltuk yok. En azından bu yayınlık kendisi bizimle birlikte, sağ olsunlar, bekleyeceğiz. Tamam, efendim peki. Ne konuşuyoruz? Elbette listeleri konuşuyoruz. Hayırlı olsun. Hulki Cevizoğlu'nun milletvekili adaylığını... AKP'de milletvekili adaylığını konuşacağız tabii. Programın yarısını herhalde o alacak. Hayırlı olsun efendim. AKP demiyoruz. AK Parti diyoruz Nedim. Ben ama yani bunu çok uğraştılar. Bir türlü beceremedi hiç kimse. AKP demekten bir türlü şey yapamadım, değiştiremedim. O yüzden siz de kabul edeceksiniz artık. Ama hemen görüşe, çok güzel. Her görüşe bak, saygılıyız. Yılların AKP'lileri uzun uzun zaman sonra ancak... Ya bizim partimizin ismi AK Parti falan diye hafif böyle uyarı yapmışlardır. Hatta şeyde yayınlarımızda. Ondan öte ama Hulki Bey daha ilk günden bir dakika bizim adımız AK Parti diyerek raconu kesti. Konumunu belirlemiş. Hayırlı tamam, olsun. Biz de ona göre konuşacağız. Biz de ona göre konuşacağız kardeşim, merak etme. Ya bak bir şey söyleyeyim sevgili Nedim. Şimdi... Bugün öğleden sonra televizyonları takip ederken bir gazeteci arkadaş... Hayır, bir dakika. Hulki Bey, bir dakika, bir şey şunu söyleyeyim. Bugün yayında siz bize dediniz ki AFAD'a para bağışladın mı falan deyince... Hatırlıyor musunuz? Ben dedim ki yani bağışlarız, ne olacak yani? Hani çok gayri ihtiyari bir şey söyledim. Milletvekili adaylığıyla özdeşleştirmemiştim. Meğer o arada gitmiş ama... başvurmuş adam. Yani ne bilelim ya? Hulki Bey buyurun. Ama sonra sen bana sormuştun. Sordum da para mı eksik, para 15 bin lira mı eksik diye. Bulmuşsunuz demek arada. onu da Melik tamamlayacak demiştim ama... Yok, Melik de çıkmaz o. Biz tamamladık. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Çok teşekkürler iyi niyetlerinize. Şöyle sevgili arkadaşlar, karşınızda bir... Gazeteci ve aday olarak bulunuyorum ama daha milletvekili değiliz malum. Şimdi şunu söyleyeyim. AK Parti'nin özür dilerim Hulki Bey, bari bu... izleyicilerimizden şu anda duyan olmuştur, belki gün içinde takip edememişlerdir. İstanbul 1. bölgeden 6. sıradan milletvekili adayı Sayın Hulki Cevizoğlu. Biz de hayırlı olsun dedik. Hayırlı olsun. Evet. Şimdi bu milletvekili adaylıklarında başvurular sırasında... AK Parti çok güzel bir şey yaptı. Her dönem, her seçim dönemi, her parti aday adaylarından belli bir miktar bağış alıyor. Ya da işte ne deniyor adına? Bağış deniyor. AK Parti almadı. Dedi ki bütün aday adayları, 6000 küsür aday adayı açıklanan rakamları AFAD'a bağışlayacak, makbuzunu getirecek. Yani hakikaten AFAD içinde... Çok ciddi bir bağış rakamı toplanmış oldu bu vesileyle. Parti para almadı. Hiç para almadı aday adaylarından. Bu da hani depremzedeler için de faydalı bir şey. Ülkede hayırlı bir işe de para vermiş olundu. Onu da bir kere daha vurgulamakta fayda var burada. Peki. Ama sen gazeteci olarak benden haberi alamamıştın ağzımdan. Hayır Nedim, zaten. Atlatamadın yani. Yok, haberi biz birinci elden şey yaptık. Öğrenmiştik de. Ama benden teyit edemedin. Ben teyit almadığım için zaten ya. Şöyle bir şey. Şunu da söyleyeyim. Sizin karakterinizin, kişiliğinizin farklılaşacağı anlamına gelmiyor bu. Sizin kim olduğunuzu. Ya insan kendini bildikten sonra bir şey değil. Ondan sonra... Zaten karakterli insanların toplandığı bir parti, AK Parti. Dolayısıyla orada bir şey yok. Burada bir tek şey şu olacak. Bunu artık... O eleştirileri kabul edeceksiniz. Sosyolog, gazeteci olarak uzun uzun süre söylediğiniz şeyler artık bir milletvekili olarak bir anlamda siyasi bir taraf olarak söylemiş olacaksınız. Öyle kabul görecek en azından. Aynı zamanda... Daha mı ağırlıklı olacak, daha mı hafif olacak? O
kişinin söylediği söylenilen sözün... Söylenilen lafa bağlı. Yok tabii, söze bağlı, kişiye bağlı. Yani öyle bir adam öyle bir şey söyler ki çok hafif kaçar, çok hafif gibi görünen birisi öyle bir laf söyler ki o yerini bulur. O yüzden o tamamen yerinde, zamanda söylenmiş sözdür değerli olan. O yüzden inşallah yani hayırlı olsun hepiniz için de. Yalnız seni de bekleriz bir dahaki dönem. Şöyle yani ben çok ilginçtir değil mi? Bütün benim yıllardan beri Fethullahçılarla, bunlarla mücadelem, FETÖ'cülerle mücadelem konusunda hep ya işte sen milletvekili olacaksın falan filan diye atmadıkları iftira kalmadı. Yapıştırmadıkları, yakıştırmadıkları şey kalmadı. Ya ben hala aynı tek başına yürümeye çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak herkes gelip geçiyor, ben herkesi seyrediyorum sadece. Yani şöyle televizyonlara çıkıp da neredeyse milletvekili adayı olmamış için. Olanlar olmamış. Yaşın genç de onun için. Daha zamanı var diyor Hulki Bey. Sizin yaş kaçtı Hulki Bey? Yani 45'e yaklaştım ben de. Tamam, ben de 43 olduğuma göre. Biraz küçültelim kendimizi. Peki. Efendim şimdi peki listelerde ne gördünüz? Bununla başlayalım. Şimdi CHP kanadı tartışılıyor malumunuz. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti CHP listelerinde yer buldu. Şimdi birazdan bakacağız ayrıntısıyla. Öte yandan bakanların durumu AK Parti listesinde merak ediliyordu. İki bakan dışında aday gösterildi. Diğer bakanlar, diğer isimler farklı illerden ve bölgelerden. Öte yandan Muharrem İnce'nin CHP listesine dair sert eleştirileri var. İyi Parti kanadında temayül yoklamasıyla ilgili tartışmalar var. Hepsini konuşacağız. Ama Cumhur İttifakı'nın aday listesiyle başlayalım. Mevcut vekillerden 104'ü yeniden aday gösterildi. Ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali İhsan Yavuz 27. dönemde görev alan milletvekillerinin %70'inin değiştiğini ifade etti. 3 dönem kuralı 65 kişi için uygulandı. Yani bir yenilenme de gözetilmiş gibi görünüyor. Bahsettiğimiz iki bakanımız Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy milletvekili adayı listesinde yer almadılar. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. bölge 4. sıradan ve biliyorsunuz bu son anda desteklerini ifade etmişti DSP. DSP Genel Başkanı da Önder Aksakal İstanbul 2. bölge 4. sıradan aday gösterildi. Nedim Şener, sizinle başlayalım mı? Tabii, tabii. Nasıl görüyoruz? Zaten şöyle, sizin de çaresizliğiniz ya benle ya Hulki Bey'le başlayacaksınız. Dolayısıyla yazı tura. Üçüncü bir kişi yok. Estağfurullah. Peki. Niye çaresiz kaldı? Şimdi bu tabii ki her liste döneminde şimdi bugün yaşananları gençler ve yeni kuşak sanki ilk defa başlarına geliyormuş gibi değerlendirmesinler. Bu siyasetin doğası böyledir Türkiye'de. Listeler, liste savaşları diye uzun uzun haberler, dönemleri vardır bunun. Hulki Bey daha iyi bilir. Ondan sonra listelere girenler ve giremeyenler diye ikiye ayrılır. Giremeyenler başlar genel merkeze ve diğer rakiplerine, daha çok merkeze saldırmaya. Hatta eğer meclis açık olsa küskünler diye gruplar vardır. Mesela işte küskünler grubunu oluşturmak diye 90'lı yıllarda daha çok karşımıza çıkardı. Listede yer almak isteyip ama giremeyenler da değişik partilerden de olmak üzere. Yani bu sadece o günün mevcut partilerinin sadece birinden değil, birkaç partiden milletvekili ortak hareket ederlerdi. Meclis açık olsaydı ama şu anda açık olmadığı için o hareketin de bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla bu yaşananlar genelde demokrasi, hukuk, insan hakları gibi kavramlar üzerinden yürütülen bir siyasi mücadele vardır. Ama bunun esası gelir sonunda liste savaşlarında her şey kendini ortaya çıkarır. Bu neye benzer? Böyle hani son anda kendini kurtarmaya çalışan kişiler vardır. Onlar o listeye ya da şöyle söyleyeyim. Metrobüse bindiniz mi? Böyle yoğun bir metrobüse şöyle. İstanbul'da olup. Yoğun bir metrobüse girerken böyle kendini böyle yan içeri sokarsın, tamam mı? Böyle kapıdan içeri sokarsın. Bir atarsın kendini. Kapı arkandan tak kapanır. O işte girmeye çalışan son kişi olmaya çalışırsın. Tıs diye kapandığı zaman siz de artık o yolculardan biri olursunuz. Şimdi bizim milletvekili listeleri öyle. Yani böyle kendini... Nasıl kapanıyor o kapı Nedim? Böyle tıs diye. Yani kapı otomatik kapı ya böyle. Böyle kendini zar zor atarsın. O
çok yaptığımız bir şey. Zar zor iteriz kendimizi, atarız, o kapı kapanır. Sonra bir bakar, dışarıdakiler bir bakarsın, onlar dışarıda kalmıştır. Onlar şöyle bir küskün, kızgın bakarlar. Sen içeride yolcularla hareket edersin, gidersin menziline doğru. Şimdi bizim şey öyle biraz, küskünlerin durumu. Burada trajik olan şu, siyaseten. Deva Gelecek Saadet Partisi'nin pozisyonu. Demokrat Parti biraz daha yanında, beraber değerlendirelim ama yanında durmak tamam. üzere. Şimdi bu partiler çok büyük iddialarla yola çıktılar. İşte Babacan'ın söylemleri belli. Cilt cilt kitaplar bastırdılar. Programlar, işte üyeler doğuda, batıda fark etmez bir sürü destek olduğunu söylediler. Ve seçime de kendi partilerinin ismiyle, logosuyla gireceklerini ve milletvekili adaylarını bütün illerde göstereceklerini söylediler. Yani iyi bir iddia, tamam mı? Ya bununla ilgili filmler çektiler, reklamlar yaptılar, açıklamalar yaptılar. Sonra Gelecek Partisi kendi logosuyla ve adaylarıyla gireceğini söyledi. Saadet Partisi hakeza daha köklü bir parti. Bir hareketten geliyor, Milli Görüş Hareketi'nden geliyor. O öyleydi. Nitekim Saadet Partisi son anda toparlamak için bir ittifak içinde ittifak kurarak bu üç partiden bir araya gelip kendisinin seçime girmesini önerdi. Bunu tartışmaya açtı. Çünkü üç partinin toplamının ülke barajını aşabilecek bir %7 en azından sınırını aşabileceği düşünülüyordu. Fakat çok ilginç bir şekilde, yani trajik bir şekilde aslında, kendi partililerine verdikleri sözü tutmadılar. Yani kendi parti teşkilatları, üyeleri bunları alkışladı. Bravo falan dediler. Dediler ki işte kendi adayımız işte böyledir, şöyledir falan filan diye abartılı şeyler vardı. Fakat CHP'nin listelerinden girdiler. Şimdi burada iki tane problem çıkıyor. Bir tanesi bu partilerin kendi tabanlarına ne söyleyecekleri, teşkilatlarına ne söyleyeceklerini, milletvekili listelerine giremeyenlere ne izahat vereceklerini. İkincisi CHP'nin durumu. Yani CHP, şöyle düşünün, 30 milletvekili aşağı yukarı seçilebilecek yerlerde yaklaşık 67 civarında da toplam milletvekili, Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti'nin milletvekilleri adaylıkları oluşmuş CHP'de. Bunun 30 tanesi girebilir noktalarda. Peki bu 4 partiyi bıraksaydık, bir ittifak oluştursalardı %7 alabilirler miydi? Yani bir grup oluşturabilecek bir ittifak formülü açısından tabii, söylüyorum. Alamazlardı. Peki bunların oy olarak %7 civarında, yani bu bahsettiğim rakam civarında bir CHP'ye katkısı olur mu? Hayır, matematiksel olarak da olmaz. Peki niye böyle oldu? Şundan. Kılıçdaroğlu'nun kafasında altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olmak için, hani Bülent Kuşoğlu'nun dediği bir şey var ya, bu masa Kılıçdaroğlu'nun aday olması için kuruldu. Hani Meral Akşener'in 3 Mart'ta da itiraz ettiği konu bu. Bize dayattılar falan dediği nokta bu. Peki bu partilerin işlevi ne olmuş bu arada? Biz bunu neyi öğrendik? Bu diğer 4 parti aslında el kaldırmak suretiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına baştan evet demiş. Masada birbirlerine sahtekarlık yapmış insanlar aslında. Yani aslında milletvekili pazarlığı karşılığında aslında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını da desteklemişler. Burada demokrasi mi var? Siyasi rüşvet mi var? Şimdi oturup değerlendirelim. Bak şöyle demiyorum. Bir ittifak olsaydı mesela İyi Parti'nin yaptığı gibi. Kendi seçmen tabanı var. CHP ile ittifak yapıyor. Bir ittifakın içinde yer alıyor. Kendi adaylarıyla giriyor. Bir güç doğuyor. Yani bu ikisinin toplamından bir güç doğuyor. Nereye? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleme konusunda. Peki bu partiler toplasanız %7 yapmıyor, toplasanız 5 de yapmıyor, 4 de yapmıyor. O çok açık. Eğer bu kadarcık güvenleri olsaydı kendileri yapmazdı. Peki Kılıçdaroğlu bu oyuna nasıl geliyor? Dediğim gibi ortada olan aslında o altılı masanın derdi ne 2300 maddelik mutabakat metni, ne demokrasi, ne hukuk. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilsin, biz de ona el kaldıralım. Meral Akşener 4 kişi, 5'e karşı bir kişi itiraz edemez. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmek zorunda kalır. Mottomuz ne? Masadan kalkanın masanın altında kalır sözü üzerinden Akşener'i eğer itiraz ederse döve döve geri getiririz. Getirdiler ve sonunda da rüşvet olarak da milletvekilliği olarak 4 parti
listelerdeki yerini aldı. Bunun özeti bu bence. Ya İYİ Parti'nin listesine hariç, bu arada kimse o hariç. Tabii giriyor. Yani şöyle. Fakat fermuar sistemiyle 16 ile. O ayrı. O tamam. O olur. O anlaşma ortak. Karşılıklı şey olabilir. Evet. Diğer partiler yapabilir bunu. Ama şu çok açık. Yani CHP'ye bir 30 milletvekili getirecek kadar, bakın CHP'ye 30 milletvekili getirecek kadar oy artışı sağlayamayan 4 parti aslında CHP'nin listelerinden şeye girerek, seçime girerek bir anlamda kendilerini de yok etmiş oldular. Hiçbir iddialarının olmadığını ortaya koymuşlar. Ama şimdi ne yapacaklar? Seçime girenler 30'a yakını kazanacak. İstifa edecekler, küçük küçük gruplar oluşturacaklar. Sözüm ona demokrasicilik oynayacaklar. Buyurun. 28. dönem size hazır. Peki. Mustafa Bey de aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir müsaade Hulki var Bey, mı? Hayırlı Hulki Bey, evet, bir hayırlı olsun. Var. Buyurun. Hulki Bey hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Sizi de bekliyoruz. Bir süredir. Bir dahaki döneme. Geçen yayında bana ihtiyaç duyurmayacağınıza eminim. Geçen yayında bir araya girip bir de ben mi kışkırtsam dedim ama dediler ki yok kızıyor. O yüzden giremedim. Yok estağfurullah niye kızayım? Şaka yapıyorum. Sen Mustafa soruyu doğru soracaksın. Ben ona şeyi sordum. AFAD'a bağış yaptın mı diye. Oradan gelmedi ama cevap. Peki 5 bin yani, liram var 15 bini Melik tamamlarsa olacak dedi işte. Demek tamamlamıştı. Ben onu zorla yani, öğrendim. Neyse hayırlı olsun ama bu seçilebilecek yer yani garantili bir yer görülüyor. Yani mecliste arkadaş... göreceğiz Hulki. Evet evet. Mecliste İnşallah. Göreceğiz. Evet. İnşallah. Yani Mustafa Bey, Nedim ve Başak Hanım şöyle söyleyeyim. Şimdi hakikaten bu bizde yıllardır yani Nedim'in yaşı kadar gazeteciliğim var benim 42 yıllık. Ne seçimler gördük, Hulki neler atladık. Teşekkür zaman ederim zaman ama ben 57 işte. Yaşındayım. Ben 57 yaşındayım. O kadar göstermiyorsun. O zaman o da Nedim o da genç bir yaş. Çünkü 57 yaşı benim için şöyle. Ben doktor daha önce master falan yaptım ama doktoraya 57 yaşında başlamıştım. Yani hiç olmasa doktoraya başladım. Doktora zamanı. Ya bak mi? İyi siyasetçi böyle olur. Ortakla yani gelmiş. Özdeşleşmeye çalışıyor, ortaklaşmaya çalışıyor, gönlünü kazanmaya çalışıyor. Yani bir yerden yakalayacak beni. Evet devam. sen de bizim seçmenimizsin canım bundan sonra. O belli değil Hulki Bey. Ya seçmensi yok. Kim ama oy verecek mi bilemeyiz tabii. Sizin seçmen kütüğü nerede? Üçüncü bölge değil mi sizin? Zeytinburnu. İkinci bölge. Siz ikinci bölge. Size oy veremeyecek. Hayır. Türkiye genelinde bana olmasa da evet, o parti ayrı. İçin verecek. Yok. Ben sonuçta seçmen hangi... Üçüncü bölgeydi değil mi? Birinci bölge. Birinci mi? Bir. Hay Allah ben de seçmen değilim. Yoksa hemen başlayacaktım. Hemen. Talepler, istekler. Bizim bir kuzen vardı atama bekleyen falan diye. Hulki Bey sosyal medyada işlere... siz de takip ediyorsunuzdur. Çok yorum var. Meclise kalite geliyor bakamadım diyenler var. Kral ha, aday diyenler var. Eleştirenler de var. Ama tabii şeyi de soruyorlar. Acaba neyi farklı yapmak istiyor ya da ne katmak istiyor Hulki Bey siyasete diye bilmiyorum. Biraz daha zaman geçsin de hep birlikte ülke için ne yapacağımızı konuşuruz. Zaten yıllardır konuşuyoruz. Demin de onu söylemeye çalışıyordum. Şimdi hani Kartoğlu dedi ya seçilebilecek yer kavramından söz etti. Biz de bunca yıl hani Nedim'in yaşında öğrendik bu vesileyle. Yani 42 yıllık gazeteciliğimiz boyunca ne seçimler takip ettik, izledik. O sırada bu liste kavgalarına Nedim söyledi az önce tanık olduk. Hatta dün akşam da başka partilerde neler yaşandı? İstifa edenler kendisi listede olamadığı için mi bilmiyorum. Bazı insanlar mesela İYİ Parti'den İYİ Parti'nin baraj altında kaldığını söylediler genel başkanın baş danışmanı. Yani bu tür sıkıntılar olabiliyor, gerilimler olabiliyor her dönemde. Bugüne kadar dediğim gibi çok tanık olduk ama ben şöyle düşünüyorum. Yani şimdi ben bir Atatürkçü gazeteciyim, vatandaşım. Şöyle, Atatürk ne diyordu? Sattı müdafaa yoktur, hattı müdafaa vardır. O ne demek bu? Yani listenin başında olmak, ortasında olmak, seçilebilecek yerde olmak veya liste dışında olmak şöyle değerlendirilmeli. Vatana hizmet etmenin yeri meclisin içi, meclisin dışı, medya, elektronik ortamlar, sosyal medya, televizyonlar, sokakta, vatandaşla birlikte olmak. Yani vatana hizmetin yeri yok. Vatana hizmetin yeri bütün satıh yani. Her yerde olmak lazım.
milletvekili listesine giremeyen insanların üzülmesine de bence gerek yok. Mesele vatana hizmetse her yerde var. Yani milletvekili olarak bu vatana hizmet etmek mümkün. Başka görevlerde yer alarak bakan olursunuz, hizmet edersiniz, cumhurbaşkanı olursunuz, genel müdür olursunuz, gazeteci olursunuz, esnaf olursunuz, hiç fark etmez. Yani vatana hizmetin yeri yoktur. O yüzden böyle bakarsa listeye giremeyen insanlar da hangi partiden olursa olsun üzülmemiş olur. Listeye girenler tabii ki biraz daha sevinecektir. O da doğal haklarıdır hangi parti olursa olsun. Ama her listeye giren seçilecek diye bir şey yok. Listeye sondan giren insanların da kendi partileri için, şimdi ben AK Parti için tabii ki konuşacağım, canla başla çalışması gerekiyor. Mesele birey olarak bizler değiliz. Öyle olsaydı bugüne kadar ne bileyim başka mesleklerde de olurduk. Bir hizmet meselesi var. Yani hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bizleri herkes tanıyor. Biz bütün Türkiye'yi tanıyoruz değil mi? Hep beraber gazeteci olarak. Hizmet mesele. Vatana hizmet. Yani bakın yarın bunları ben zaman zaman söylüyorum işte Kanal İstanbul projesine de yaklaşık bir yıl önce destek veren Atatürkçüyüm dedim. Yemediğim linç kalmadı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şunun için. Yarın mesela Cumhurbaşkanı Türkiye'nin uçak gemisini denize indiriyor değil mi? Onun töreni var. Şimdi nerede olursa olsun bu hizmet, ülkeye hizmet sonuçta. Hepimiz gelip geçeceğiz değil mi? Ölümlü, fani insanlarız sonuç itibariyle. Bu dünyada kim kalabilmiş ki? Arkada ne bırakacağımız, bizden sonrakilere, gençlere, çocuklarımıza, torunlarımıza, sonraki kuşaklara ne bırakacağımız önemli. İşte fabrika mı bırakacağız? Atatürk gelmiş, Cumhuriyeti kurduktan sonra dünya kadar fabrika inşa etmiş, bırakmış. Şimdi bugünkü iktidar 2002 yılından beri pek çok hizmet yaptı, bıraktı. Ve enteresan, yani kutlanması gereken başka bir nokta da şu. Bunca yıl sonra, hani parti propagandası gibi düşünmeyin bunu ama ben hep ne zaman, her zaman ne konuştuysam o bağlamda konuşuyorum aslında. Ülkeye bir çivi çakanı kutlamak lazım. Çivi çakan kişinin kafasında boza pişirmek, onu eleştirmek yerine ya bunun daha iyisinde ben yaparım, yapsaydım, yapmalıydım demesi lazım başkalarının da. Şimdi dediğim gibi yarın ciddi bir tören yapılacak Türkiye'nin ekonomisine. Biz de ölüp gideceğiz bu dünyadan değil mi? Ölümsüzlüğü kimse yakalayamadı. O yüzden böyle bakmalı. Ya milletvekilliğinde hizmet etmek var. İşte savunma sanayinde çalışan bir mühendisin yaptığı hizmet var. İş adamının var. Her sektörün, her iş kutsaldır. Namusuyla yapıldıktan sonra her iş sahibi ülkeye böyle bakmalı. Çünkü yurt dışında bunu görüyoruz biz. Ülkenin bölünmesine izin vermemeli, yatırım yapmalı, insanların ekonomik refahını artıracak projeler geliştirmeli. İşte deprem olduğu zaman deprem konutları için müthiş bir faaliyet var. Bir de hani devletin yaptığı işe bir örnek deprem olayıyla ilgili. TOKİ'nin bir tane binası yıkılmadı değil mi? Devletin sağlam iş yaptığını da gösteriyor. O TOKİ'deki kahramanların isimlerini biz belki gazeteci olarak birkaç tanesini biliyoruz. Başkanın adını falan ama oradaki herkesi kutlamak lazım. Sonuç olarak bir taş üstüne taş koyan insanı, insanları kutlamak gerekir. Yani Kartoğlu'nun hani seçilecek yer kavramından yürüyerek bunları söylemek istedim. Hizmet her yerde hizmet. Kitap yazarak işte her gün köşe yazıyorsunuz siz Nedim'le birlikte. O köşe yazılarıyla birer kanaat önderi olarak toplumu aydınlatıyorsunuz. Sağ olsun Başak Şengül de bize burada konuşma fırsatı verdiği için topluma hizmet etmiş oluyor. Sağ olun. Şimdi listelerle ilgili Hulki Bey, AK Parti listesi, yani zaten CHP'nin listesini belli ki çok konuşacağız. İYİ Parti'deki sıkıntıları çok konuşacağız ama AK Parti'de bir yenilenme görüyoruz galiba. Üç dönem kuralı işletilen isimler var ve bakanların aday olması, bu da konuşuluyor. İki isim dışında Sayın Fahrettin Koca ve Sayın Ersoy dışında. Buyurunuz, bununla ilgili de yorumunuz varsa rica edelim, Mustafa Bey'e dönelim. Kısaca şunları söyleyebilirim. Mesela Cumhur İttifakı'nda özellikle AK Parti'de siz söylediniz %70 oranında bir yenilenme olacağı ama o tam tam onu söyleyecektim. %65'i diyecektim. Yani %70'e yakın, öyle de söylenebilir. %65 değişiyor ve alınan haberler şu. 3 dönem kuralının istisnasız bir şekilde uygulandığı.
az önceki sözümle bunu bağdaştırabiliriz. Yani vatana hizmetin yeri ve zamanı yoktur. Her an uyanık olmak, tetikte olmak, ayakta olmak ve hizmet ediyor olabilmek gerekiyor. Niyet önemli yani burada. Cumhur İttifakı hem gençleşti, ben hariç, hem de AK Parti de mesela 19 yaşında bir genç kardeşimiz liste başı oldu. Değil mi? Yani gençlere de yer verildi. Bugün ekranları dediğim gibi izlerken şu yorumları gördüm. AK Parti milletvekili listesini yaparken tabii biz o heyetin içinde yokuz. Ama sonucu görüyoruz, ona göre değerlendiriyoruz. Hemen hemen her kesimi kucaklayıcı bir yaklaşım içinde listeleri yapmış. Öyle gözüküyor. Bana da biraz sürpriz oldu. Benim şu gazeteci arkadaşlarımıza ipucu vermiş olayım. Onlar sorunca benden cevap alamıyor ama şöyle. Benim en başta bu milletvekilliği adaylığı sürecinde benim öğrendiğim ve bana söylenen İstanbul 1. bölgedeki sıramın daha farklı bir yerde olduğu idi. O da seçilebilecek denen bir sıradaydı. Ama bugün açıklandığı için bana da biraz sürpriz oldu. 6. sırada yer almak. Yani çok teşekkür ediyorum tabii buradan. Amacımız daha çok farklı bir alanda, siyasette de, medyada da bu hizmeti sürdürmek. Ama sonuç olarak her kesimi kucaklayan, farklı kesimi, yaş gruplarını kucaklayan bir liste yaptı AK Parti. Önümüzdeki günlerde ismini bilmediğimiz arkadaşları da tanıyacağız. Onları da ekranda herhalde konuşacağız. Kim kimdir, hangi meslek sahibidir, kaç yaşındadır? Bu zaman içinde, bugün tabii büyük bir, yoğun bir gündem oldu medya içinde, siyasetçiler içinde. Saat 17'ye kadar listeleri yetiştirme telaşı, tabii, başka partilerdeki kavga, dövüş, çekişme, ertelenen toplantılar falan. Dediğiniz gibi az sonra onları da konuşuruz belki. Ama bakın, vurgulamamız gereken bir nokta daha şu. AK Parti'de bırakın kavga çıkmasını, ya enteresan, şimdi diyelim ki ben aday değilim. Olmasam da bunu söyleyecektim. Hep bugüne kadar da söyledim, durdum. Bırakın kavga çıkmasını. Ya en ufak bir küskünlük duydunuz mu AK Parti'de? Liste dışında kaldım, sıram şuydu diye. Ama öteki partilerde değil mi, toz duman oldu ortalık. Kavga, kavga, gürültü, inanılmaz bir şey oldu. Dün akşamki işte sosyal medyaya yansıyan başka partilerdeki çekişmeler, kavgalar, hakaretler. Yani o yüzden insanlarımız, daha önce de hep söyledik ekranlarda, kavgalı olan bir yerden uzak durur. Yani bunlar kendi aralarında mesela altılı masada da yedili masada da habire kavga etmişlerdi. Ya siz 6 kişi geçinemiyorsunuz, 7 kişi geçinemiyorsunuz, 85 milyonu nasıl geçindireceksiniz, idare edeceksiniz duygusu vardı. Zaten bekleniyordu bugün 9 Nisan itibariyle Millet İttifakı kanadında büyük gürültüler kopacağı. Koptu, bir kısmı da yarın devam edecek herhalde. Kavgasız, huzurlu ve kendisini icraata odaklamış bir AK Parti ve Cumhur İttifakı var. Ya 20 yılda insan yorulmaz mı? Hele iktidarda her türlü saldırıya, eleştiriye açık olarak, onlara maruz kalarak ve yaptığı işin sorumluluğu altında yorulmaz mı? Yorulur ya. İnsan bedeni bu değil mi? İnsan zihni. Ama sanki yeniden sıfırdan iktidar oluyormuş gibi bir çalışma var. Cumhurbaşkanını bugün izledik ekranlarda. Yarın da izleyeceğiz. Salı günü sizler de bizi izleyeceksiniz şeyde. Aday tanıtım saat 13'te aday tanıtım toplantısına. Nedim'ciğim, seni de, Kartoğlu, ikinizi de bekliyoruz. Herhalde zaten gelirsiniz. İnşallah. Davete gerek yok değil mi? İnşallah. Başak Şengül ekranları bırakırsa onu da bekliyoruz. Ben hiçbir siyasetçiden bu şekilde bir davet de almadım. Takip de etmedim. Hiçbir böyle bir alışkanlığım olmadığı için beni bağışlayacaksınız. Biz sizinle nasılsa buradan karşılıklı şey yaparız, sohbet ederiz. Peki. Peki. Yani, buyurun. Evet, tamamlamış oldum. Yani sıfırdan yeniden bu işe soyunuyormuş gibi iktidardaki partinin, AK Parti'nin müthiş bir icraat yapma heyecanı var. Yani vatandaşlarımız, ileriki günlerde daha farklı konuşuruz, daha net, uzun konuşuruz bu konuları ama oy verirken dikkat edecekleri bir yer var yani. Kavga, dövüş. Evet. İcraat olmayan yerde kavga, dövüş var.
Ya burada icraat var, yılların yorgunluğu olması gerekir, o yorgunluk yok falan. Bunları hep açıklarız, konuşuruz. Konuşuruz tabii. Bu arada dikkat çeken başka bir isim yine meslektaşlarımız arasında AK Parti listesinde Şebnem Bursalı. Ona da hayırlı olsun diyelim. O da İzmir 1. bölge 3. sıradandaymış kendisi. Takip edeceğiz sizleri tabii. Şimdi Mustafa Bey'e dönelim. Mustafa Bey, önce AK Parti'nin listesine hızlıca bir bakıyoruz. Sizin dikkatinizi ne çekti? Hem onu sorayım. Hem bakanların listede yer alması nasıl bir strateji? Şimdi görebildiğim kadarıyla bir listeleri güçlendirmek için düşünülmüş o net. Her listenin başına her illerde konulmuş. Bu biraz bölgeyle ilgili oraya verilen önemi, ağırlığı gösteren bir şey. O bakımdan olumlu. Beklenti vardı. İki tane net beklenti vardı AK Parti şeyini. Geçen hafta burada biraz konuşmuştuk onu. Hatta onların depremi konuşurken de konuşmuştuk. Deprem bunda etkili olacak diye. O zaman Cumhurbaşkanı biz şenlik görüntüsü artık olmayacak. Tamam, demokrasi şölenidir seçimler de. Bizim acımız şölenimizden daha büyük şu anda. O yüzden müziği de kestim dedi Cumhurbaşkanı, yasakladım dedi. Yüz yüze görüşmeler olacak dedi filan. Beklentilerle çok uyumluydu çünkü yüz yüze görüşmeyle demek şu demek. Evet, seçilebilecek yerde filan ama yani şimdi Hulki Cevizoğlu'nun da gidip insanlara hem sorularına cevap verecek de bir dakika siz daha önce bizi rahatsız eden açıklamalarınız vardı. Şimdi ne diyorsunuz? Hulki Bey kendini açıklayacak yüz yüze. Birileri Hulki Bey adına konuşmayacak yani. Kendisini söyleyecek. İki, fazladan daha önce AK Parti'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya oy vermemiş veya bir defa kerhen bir oy vermiş. Yani bir deneyelim diye oy vermiş, sonra vazgeçmiş. Ve onu işte AK Parti'ye, Atatürkçülüğe karşıt bir parti olarak kodlamış. İnsanlar gelip soru soracaklar. Hulki Bey de kendini onlara anlatacak. Bir başkası anlatmayacak. Bu şu demek. Sahada karşılığı olan, cebine, partisine gittiğinde, meclise gittiğinde, adayı olduğu partiye cebinde fazladan birkaç oy alıp götürmüş olacak kişi. Talep edilen şey buydu esasen. Şimdi bu da tabii büyük bir değişimi de beraberinde getiriyor. Çünkü böyle bir talep varsa demek ki onlar öncekiler ya da o zamanla değil şimdikiler tam olarak öyle değiller. Ya bazılarında memnuniyetsizlik olmuş, ya birikmiş veyahut da yeni memnuniyetsizlikler oluşmuş veya daha iyisini tercih etmek istiyor insanlar. Bu önlerine konulmasını veyahut da önerdiklerinin kabul edilmesini istiyorlar. Bu beklenti çok yüksekti. Cumhurbaşkanı bu açıklamaları yapınca bir de birebir kampanyayı yürüteceğiz deyince birebir dediğiniz gidip sahada laf işitecek adamla olmaz. Yani sahada daha az laf işitecek ama işittiğine de cevap verebilecek adamla olur. Dolayısıyla böyle bir beklenti vardı. Bu beklenti %65 olarak yansıdı. Bütün beklentiler yerini bulur mu? Tabii ki bulmaz. Çünkü insanlar sonuçta bazılarını bakıyorum işte bizim memleketten de diyorlar filancı niye sürekli milletvekili oluyor? Sana ne? Yani senin yerin değil orası. Neden? Medyadan doluyor biraz. O medya dolgunluğundan dolayı da şimdi ona da bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü bu sefer kendi memleketinde bir şey olduğu zaman bardağı taşırıyor. Öbür tarafta doldurunca. Onları bir tarafa bırakırsak sahadaki karşılığı pozitif olan insanların biraz daha ağırlıkta olduğunu düşünebiliriz. Neden düşünebiliriz diyorum. Hani kararını veremeyiz. Çünkü şimdi daha liste yeni açıklandı. Oradaki isimlerin birçoğunu hiçbirimiz tanımıyoruz. Doğru. Orada yazıyor iş insanı, avukat bilmem ne, mühendisi bilmem ne falan. Onların her biri sahada çalışmaya başlayınca, yavaş yavaş arkalarından dedikodular başlayınca, haklarında konuşmalar başlayınca biz onları biraz daha tanıyor olacağız. Ama bu değişim demin bahsettiğim ilke çerçevesinde o ilkeye esas alınarak yapılan bir değişim olduğu için AK Parti'ye pozitif katkıda bulunacağını, pozitif bir enerji vereceğini düşünüyorum. Tabii meslektaşlarımızı... Bakanlardan söz ettik Mustafa Bey. İki isim, Sayın Fahrettin Koca ve Sayın Ersoy aday olmadılar. Şimdi şunu söyleyeyim. Mehmet Nuri Ersoy bugün bir çocuk filmine kendi çocuklarımı götürdüm. İkizlerimin doğum günüydü bugün. Onları sinemaya götürdüm. Çıkarken evet teşekkür ederim hepimizin çocuklarına ve hepimize de iyi yaşlar olsun.
Bakan Bey'i son anda fark ettim. Geldiğini bilmiyordum. Onun da küçük bir çocuğu var. Muhtemelen o da çocuğunu alıp gelmiş. Ama soramadım da. Çünkü ben de ki izliyorum, görüyorum. Hakikaten hani bir profesyonellerden kurulmuş bir kabinedir ya başkanlık sisteminde. Çok iyi bir örnek Mehmet Nuri Ersoy. Böyle bir kabine için. Bir milletvekilliği de muhtemelen şöyle düşündü. Ben de yakıştırdım da. Ya benim işim gücüm var. Cumhurbaşkanı beni bir üstelik yeni ilk defa denilen bir hükümet sisteminde beni göreve davet etti. Benim alanım. Pandemi mandemi geldi biliyorsunuz onun üzerine. Doğru. Bence o işlerden çok başarılı çıktı. Aynı şekilde aynı başarıyı yani turizm alanı turizm olan bir iş adamı. Aynı şekilde alanı hastanecilik olan, sağlık hizmeti olan bir başka iş adamı hekim. Ona da aynı görev verildi ve her ikisi de bence başarıyla bu görevlerin altından kalktılar. Hatta doğrusu üstesinden geldiler, bu daha güzel bir kelime. Anladığım kadarıyla ikisi de tamam her şey yoluna girdi. Bu yoluna girmiş işleri yürütecek kaliteli insanlar da var. Biz işimizin gücümüzün başına dönelim. Benim anladığım kadarıyla durum bu. Yeniden bakanlık. Ya yeniden bakanlık. Bunların hepsi mümkün ama ben hakikaten o kadar zor dönemleri geçirdikten sonra ben profesyonel bakanlık yapma niyetleri olduğunu düşünmüyorum ikisinin de. Bu benim kişisel değerlendirmem. Anladım. Ne Fahrettin Bey'in ne Mehmet Nuri Ersoy'un biz bundan sonra hayatımızı siyasetçi olarak devam ettirelim de işlerimizi de işte çocuklarımız, kardeşlerimiz yürütsün filan. Bu modda değiller ikisi de. Onlar ikisi de işlerinin başına dönmeyi düşünen insanlar. En azından benim kanaatim bu yönde. O yüzden de çok şaşırmadım açıkçası. Cumhurbaşkanının muhtemelen bir ısrarı olmamıştır. Yani eğer yok ben ikinizi de görmek istiyorum deseydi onlar Cumhurbaşkanı'nı kırmazlardı, o net. O da anladığım kadarıyla bir anlaşılmış. Başka senaryoda belki bakanlığa devam edecek. Bilmiyoruz. Milletvekili olduğu zaman da bakanlığa da 4 tane bakan vardı yani. Ayrılık şey yapıyor. Tabii 4 tane bakan vardı geçen dönemde, ayrıldı. O zaman da deniliyordu milletvekili sayısını azaltmak istemeyebilir falan ama bir yerde lazım olduğunu düşününce Cumhurbaşkanı önemli bir iş varsa daha az önemli olanı geride bırakabiliyor. Aynen. Öyle bir problem yaşatmıyor. Onların da bir sinerjisi olacak. Mesela o bakımdan Bursa ya bir ağırlık ve önem verildiğini gördüm. Bir taraftan Bursa'ya. Bursa'da çünkü oradan bir tarafta daha önceden de oranın milletvekili Def Kanal'a yani Türkiye'de en azından kendi iz bırakmış bakanlardan bir tanesi. Bir tarafın liste başında o var. Diğer tarafta Mustafa Varank var yanılmıyorsam. Orası da biraz herhalde TOG bakanı olarak orada. Bakanların da aday oldukları bölgeler şu anda ekranda. Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra. Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra. Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra. Hı-hı. Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. Murat Kurum sıra. Mesela çok önemli çünkü Murat Kurum'un ben tanımıyordum. Normalde bürokrasiden ismen biliyordum. Fakat sonra siyasi işte bakanlık meselesi gündeme geldiğinde konuşulduğunda dediler eğer Cumhurbaşkanı'nı tercih ederse 10 numara bir tercih yapmış olur falan diye dediklerini duydum. Sonradan da hakikaten öyle bir bakanlık yaptı. Yani bütün bu Türkiye'nin karşılaştığı kriz zamanlarında belli olur zaten. Ben hep hatırlatıyorum İsmet Özel'in o dizesini Türk cephede belli olur. Şimdi kriz zamanlarında hakikaten belli oluyor. Deprem sonrası. Süleyman Soylu'yu da orada ihmal etmemek lazım. Aynı benzer durum onda da var ama Süleyman Soylu sonuçta eskiden beri gelen bir siyasetçi olduğu için Murat Kurum kadar çarpıcı olmuyor. Ama onların mesela bu felaket bölgelerinde, selde, yağmurda, çamurda, yangında her yerde ve canla başla çalışıp işlerin üstesinden geldiğini gördük biz orada. O yüzden de depremde keza o bir milyon konut kampanyasında ilk evim kampanyası ondan sonraki konut kampanyaları şimdi konutlarını köy evleri bitmek üzereydi ben gördüğümde en son duvarları yapılıyordu çatıları
üzerinde konulmuştu. Yaza kadar da muhtemelen köy evlerini teslim etmeye başlayacaklar deprem bölgesinde. Yani birkaç ay içinde. Ve bir yıl içerisinde de ilk konutları teslim etmelerini bekliyoruz. Peki yapılabilir mi sorusunun cevabını ya Cumhurbaşkanı'na mütevellit evet daha önce yapıldı yapar filan deniyor ama bir taraftan da orada Murat Kurum'un payını da ihmal etmemek lazım. Onun da birinci sıradan aday olması İstanbul için de kentsel dönüşüm üzerinde çok konuşuluyor. O programın da o projenin de takipçisi olması anlamında olacağını göstermesi anlamında önemli. Ben şimdi bir meslektaşımıza yüz yüze olduğumuz için hayırlı olsun dedik ama hem Şebnem Bursalı'ya da bir hayırlı olsun evet. diyelim. Diğer partilerde de aslında ne diyelim onlara değil mi artık Ülkü Cevizoğlu'na da gazeteci demeyeceğiz. Gazeteci kökenli siyasetçi diyeceğiz bundan sonra. Çünkü artık gazeteciler siyasetçiliği rahat konuşuyorlar. Herkes son telde yakıştırıyor. Bu diyor filan düşünceden zaten filan diyor. Onun yanlısı diyor. Tamam itirazım yok. Ama artık gazeteci şimdi konuşurken kimse bir gazeteci konuşuyor diye dinlemeyecek. Siyasetçi konuşuyor diye dinleyecek. Belki siyasetçiliği bıraktıktan sonra da öyle dinleyecek yani. Bizim nasıl şimdi burada şeyi Masum Türker'i dinlerken gazetecilik de yapmış olan bir siyasetçi diye bak. Çünkü o gazeteciliği daha geride kalmış. Bakanlık da yapmış bir isim tabii. Evet, bakanlık da yapmış. O yüzden dinlerken tabii biraz da o kulakla dinliyorsunuz belki artık. Belki Bey'i de bakan olarak görürüz ilerleyen dönemlerde bilemiyoruz. Yani işte siyaset yolculuğu hayırlı olsun diyelim bir kez. Yani Hulki Bey'i konuşturmak için ancak yayında konuşturabilirsiniz. Haber yani haber kaynağı olma özelliği son derece zayıf. O yani ne demek? Kendi milletvekilliği konusunda birinci elden edinmemize rağmen kendisi en sır vermedi. O yüzden yani biz gazeteciler de bir iki sefer ararlar. Biz de aramazlar. Biz gazeteciler böyle ketum siyasetçiliği sevmeyiz. Bir ya de aramazlar yani. Onu da haber veriyorum. Bizim daha önce birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bir tanesi Halime Kökçe Star Gazetesi'nin yazarlarından. O da İstanbul'da zannediyorum 3. bölgede aday. O da cebinde fazladan oy getirmek zorunda olan adaylardan bir tanesi mesela. Sıralamada biraz daha geride. Bunlar tabii siyasete de partisine de ya da desteklediği siyasete sadece parti olmak yerine şimdi ittifak var. Ya da askeri müştereklerde birleştiğiniz en azından karşısında olmamayı değerlendirebildiğiniz bir partinin bir siyasetin içinde olabiliyorsunuz. Siyasette bu biraz zorunlu. Biz Nedim'le ben yani sevmiyoruz. Biz o mahallede olmak istemiyoruz diyebiliriz de siyasetçi öyle değil. Askeri bir müşterekte bir çerçevesi daha geniş oluyor. O bakımdan ben hem Ulki Bey'in hem Şebnem Hanım'ın hem Halime Hanım'ın siyasete bir şey getirmesini arzu ediyorum. Onu şimdiden size söyleyeyim. İkinci kez söylüyorum bunu. Biz iletişimciyiz. İnsanlara anlayacakları dilden ve gerçekten bilmeleri gerektiğini düşündüğümüz şeyleri söylüyoruz ya. Ve onlarla da küsmüyoruz yani. Müstahaktır size dediğimiz bir kaza haberi yapmıyoruz mesela değil mi? Evet. Yani olayı anlatıyoruz, durumu anlatıyoruz. İletişimcilik biraz iki tarafın ya da tarafların konuşabilmesini sağlamaktır. Şimdi o kadar çok gazeteci kökenli milletvekili var parlamentoda normalde. Ama onların bazılarını maalesef partilerinin şeylerini, iddialarını veya ne bileyim biraz da saldırgan politikalarını gazeteciliklerini de kullanıp onu biraz daha güçlendirerek birbirlerine karşı söylemelerini gördük. Böyle alıştık. Tersine farklı olur, ilişkileri biraz daha diyaloğu biraz daha güçlendirecek bir etki yapabilir gazeteciler bence. Yani koparacak bir değil. Bir de sosyoloji tarafından bakalım canım. Tabii bir de o var. Doğru. İşte ben oradan da siz ona eklemleme yapın. Ben sosyolog değilim. Sosyoloji ben gazeteci tarafından olarak, bakarsak ne söyleyeyim? Gazeteci olarak çok çünkü gerçekten partileri ortak noktaya getirebilecek veya aralarındaki trafiği yönetebilecek en azından birbirlerine hak etmedikleri sözleri söylemelerine mani olabilecek bir trafikten bahsediyorum. Yoksa tabii ki herkes birbirini kendi şeyini savunacak politikalarını hatta birisi çok ileri gidince ağzının payını verecek. Şimdi millette sonuçta verin ağzını payını mıy mıy yapmayın falan der yani o da haklı.
Ama iş oraya varmadan... Bir iletişim kurabilir hal kurabilir, olmasını evet, diliyorum yani eski, diyorsunuz. Peki. Evet, eski gazeteciler çok ama parlamentoda. Eski yeni, yani en eskileri herhalde Tuncay Özkan oldu şimdi. Ondan sonra... Enis Berberoğlu da var galiba. Enis o da eski ama. Da, o da eski, o da devam ediyor. Eski ve devam ediyor. Siz artık onların arasında... Ali Öztunç var. Evet. Ali Öztunç'un gazeteci yani çok dönemini gazeteci ben var. Bilmiyorum. Evet, eski dönemlerden var. Evet, haber müdürüydü Ali Öztunç'u. Eskiden de bilirim ben. Hı hı. İşte bunlar bizim mesela medyada enteresan bir durum var. Benim çalıştığım, benim de çalıştığım kurumların birçoğundan hemen hemen her kurumda bir yönetici var. Bakın muhabir falan bizim yaşımızda kalmadı ama yönetici var. Her kurumda ama. Hem yani iktidarı canhıraş savunan savunan kurumda da var. Canhıraş saldırgan yayınlar yapan kurumlarda da var. Sonuçta bunun tabii bu şekilde devam etmesi bizim ayıbımız. Çünkü yönetici sınıfındakiler birbirini daha iyi anlayabiliyor ve tolere edebiliyor. Fakat yayınlarda bu tolerasyonu göstermiyor. Benim de arzu ettiğim şey yayınlarda da bu tolere edebilirliği ya da birbirini anlamayı anladıktan sonra tolere etmek kolay. Birbirini anlamayı ve birbirinin hak etmediği şeyleri söylememeyi başarabilmeleri. Biz de başarabilmiş değiliz ama siz belki farklı partilerin gazeteci kökenli milletvekilleri olarak bunu başarabilirsiniz. Peki. Vatandaş olarak taleplerde bulunmaya başladım dikkat edersen. Peki Hulki Bey, sosyolojik boyutta sizin eklemek istediğiniz varsa rica ederim. Sonra yine bakanların sıralamasına bakarız. Buyurun. Bakanların sıralamasına bakalım. Zaten eylemsel olarak bunlar önümüzdeki günlerde net olarak ortaya çıkacak. O zaman daha net konuşuruz galiba. Tamam. Yani hani diyorlar ya hakimler konuşmaz, kararlarıyla konuşur. Bizler de yapacağımız yürüyüşle plan projelerle konuşuruz önümüzdeki günlerde. Peki. Yani ama net konuşuruz yani Mustafa Bey'in yakındığı kişiler gibi mıy mıy değil de net konuşuruz. Ondan kimsenin kuşkusu olmasın. Evet. Peki. Yani zaten hep net konuşuluyor. Zaten evet. Cumhurbaşkanı da yapılan projeleri çok ayrıntısıyla hem sevdiği için hem toplumu aydınlatmak amacıyla anlatıyor zaten. Ama onları da herhalde parti yetkilileri de görevlendirilen kişiler de topluma herkesin duyacağı şekilde topluma nüfuz edecek şekilde anlatacaktır. Anlatmalıdır da zaten. Peki. O zaman devam edelim. Bir önceki sayfaya dönebilir miyiz arkadaşlar? Sayın Mehmet Kasapoğlu'nda kalmıştık. Murat Kurum'la ilgili Mustafa Bey görüşünü evet. aktardı. Mehmet Kasapoğlu İstanbul, İzmir 1. bölge 1. sıra, Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Derya Yanık Osmaniye 1. sıra, Mahmut Özer Ordu 1. sıra, liste başı bakanlar adaylıklarda, Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra. Yani memleketlerinden bağımsız onlar. Büyük şehirlere ağırlıklı gösterildi demişti Cumhurbaşkanı. Evet. Milliyetin Bakanı Mahmut Özer'in Ordu'ya gitmesi memleketi değil. Zonguldak diye biliyorum onun memleketini ben. Derya Hanım'dan emin değilim. Osmaniye. Osmaniye ama o bölgeden olabilir. Doğum yerini bilmiyorum. Ama Sayın Nebati, Bekir Bozdağ enteresan Şanlıurfa. Evet, Sayın Nebati Urfalı değil mi? Evet, o evet, tamam. O Mersin birinci sırada. O Mersin'e gitti. Evet. Onun yerine Yozgatlı geldi. Evet, Yozgatlı. Kendi memleketi diyor arkadaşım rejiden kulağıma. Kimin? Derya Yanık için. Osmanlı. Ha, kendi memleketi olabilir dedim. Evet. Aklımda öyle kalmış ama emin olmadığım evet. için. Vahit Kirişçi Kahramanmaraş 1. sıra. Mehmet Muş Samsun 1. sıra. Adil Kara İsmailoğlu Trabzon 1. sıra. Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra. Mustafa Barank, Bursa'yı vurgulamıştınız. Bursa 2. bölge 1. sıra. Evet. Evet. Vedat Hoca bence başarılı bir çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı dönemi geçirdi. Sayın yani Bilgin dönemi. EYT'lerin emekliliği hem en kritik dönemde iki asgari ücret değişikliklerini ve toplu sözleşmeleri yaptı. Yani pandemi sonrası
Döviz kriz yükselmesi arkasından enflasyon, küresel durgunluk içerisinde bir onunla boğuşmakta olan Türkiye'de beklentileri yönetmeyi çok iyi başardı. Hem sendikalarla hem de kurumlarla, çünkü bu tarafında da Maliye Bakanlığı var, parayı o verecek. Bir tarafında da SGK var, bir tarafında da sendikalar var bu işlerin. Bir de ticaret erbabının, sanayi erbabının beklentileri var, işçinin beklentileri var. Bunların hepsini çok başarılı yönetti. Bence bakanlığının hakkını vererek giden isimler onlar. Peki, şimdi efendim, peki size sürpriz gelen, bu da sürpriz oldu dediğiniz bir isim var mı AK Parti listelerinde? Vallahi yok aslında. Yok. Yani bilmiyorum, senin var mı AK Parti listesinde? Üç dönem gördüğün kuralı nedeniyle. Yani çok fazla isimleri çok tanımam da. Ya sürpriz bir tek şey, olduğunu bu, anlamak için zaten tanınmış bir isim olması lazım. Sürpriz oldu, bir tek sürpriz oldu. Ha, yok, bize sürpriz olmadı. Peki, üç dönem kuralı. İyi de dememiştik ama. Demek ki Kartoğlu daha iyi haber alıyor. Estağfurullah. Sadece teyit edemedik sizden, o yüzden şey yapamadık. Peki, üç dönem ama kuralı. Sizin teyit... Pardon, sizin buyurun, teyit edeceğiniz çok önemli kişiler vardı. Var, birlikte evet, program yaptınız, var, izledim. Evet. Vardı. Vardı. Yani orada da teyit edemediniz demek ki. Yok. Sizden teyit edemedik dedim. Bilgiden emindik de sizden teyit edemedik. Ya, tamam. Desene ismi. Muhatabından teyit edemedik. Desene kardeşim, ben senin ıslak imzalı dilekçeni bile gördüm. Sen neden bahsediyorsun desene. Bir onu görmedim. Allah. Hayır, gördüm desene yani, bitti bu kadar. Yani şimdi artık karşında bir milletvekili var. Senin hatta şey, sordular. Onun karşısında sordular, ben de uygundur dedim falan. Yani ya şimdi şey, Hulki Cevizoğlu hep masanın bu tarafında ya, şimdi artık gazetecilerle bu şekilde evet, de muhatap şimdi olmayı öğrenecek bir şey, yani. Bir şeyi söylemek zorundayım. Bir kaymakam bir memlekette çok kalmış. Sonra seçim zamanı gelince demiş ki, ya ben sizi çok sevdim, siz de beni çok sevdiniz. Ben burada milletvekili adayı olmak istiyorum. Toplanmış bütün muhtarlar, herkes el pençe divan böyle duruyor, oturuyorlar. Kaymakam bunu söylediği anda muhtarlar hafiften böyle bir gevşeyip, hele bir çay söyle kaymakam be, falan başlamışlar. Eyvah. Şimdi çünkü artık hizmetkar, evet, hizmetkar, siyasetçi, halkın hizmetkarı. Evet. O yüzden aslında vekil orada yer değişince... Biz de bak nasıl şimdi rahat rahat Ülkü Bey'le konuşuyoruz değil mi? Bekleriz. Bundan sonra bize itiraz edemez. Öyle değil, ben o konuda aynı görüşte değilim. Yanlış söylüyorsun falan diyemez mesela. Yani muhtemelen diyemez, emin değilim. Biraz ona güvenip bence rahat rahat konuşuyoruz şimdi. Biz de şey çaya gibi, bekleriz. Kaymakam, çaya davetlisiniz. Kaymakam siyasete, kaymakamın siyasete girdiği köyün muhtarları gibiyiz biraz. Peki, üç dönem kuralına takılan isimler Sayın Şentop, Sayın Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Sayın İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Turan, Mustafa Elitaş, Sayın Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Sayın Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Sayın Fatih Şahin. Doğru. Onlarla ilgili de mesela biz geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yayın yaptığımızda onlardan Hamza Dağ vardı. Ben hatta bir Hamza bir topun ağzına atayım dedim, yani Hamza Bey kalmak istiyor diye anladım ben filan diye bir şey atayım dedim. Cumhurbaşkanı'nın önüne atayım ben onu. ondan sonra ama o hemen itiraz etti, dedi öyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor. Cumhurbaşkanı da bir şey söylemedi. Ben de üstüne gitmedim yani. Ama onlar hakikaten üç dönem kuralını, yani bir önceki dönem esnetildi ama biz esnetilmesinden yana değiliz, dedi Hamza Bey, hakkını teslim edeyim. Diğer arkadaşların da aynı şekilde düşündüğünü, en azından Fatih Şahin'den de benzer bir şeyi beklerim. Diğerleriyle o anlamda bir şeyim yok. Hayati Bey'in de bu anlamda bir beklentisi olduğunu sanmıyorum. Yani bir ihtiyaç olduğunda biz buradayız pozisyonunda durur. Diğerleriyle temasım olmadığı için bir şey söyleyemem. Ama Cumhurbaşkanı'na sordum bunu ben yayından sonra da. O biraz hala isteyenler var dedi. Demek birkaç kişi
ya kalsak da şöyle bir işin ucundan da biz tutarız falan. Bunu da çünkü gerekçesi söyleyemez kimse. Ben kalmak istiyorum demez yani. Demiş anladığım kadarıyla. Cumhurbaşkanı da evet siyasetçiler biraz şey oluyorlar. Takıntı demeyelim de. Ya ama şeyin... Başka bir iş herhalde değil mi? Orada yaşlanmak. Şöyle bu üç dönem kuralı aslında hani rahatlıkla delebilirler. Kimse de niye yapıyorsun demez. Herhangi kimse tabii hesap etmiyor. Değil yani. Seçmenleriyle tabii, arasındaki tabii. olan bir akit bu. Ama buna uymuş olmaları aslında kurumsallaşma anlamında AKP'nin bence önemli bir adım. Şimdi bu kurumsallaşmadan kastım ne? Toplumsallaşma, kitleselleşme. Hı hı. Yani sadece Erdoğan üzerine inşa edilmiş bir parti yapısı ve onun önderlik ettiği bir takım projeler hep onun adıyla anılan, hep karşı taraftan da tek adam hı hı. Diye oluşturulan o durumun ya da algının üzerine. Mesela ben hep 15 Temmuz'dan beri onu anlatmaya çalışıyorum. O gece ne yaptığınızın farkında olun. Kuvayi Milliyeciler sizlersiniz. Atatürk'ün Samsun'a çıktığında yanında olan sizlersiniz. O atalarınızın size verdiği genler var ya, bağımsızlık genleri, sizi o gece sokağa çağıran oydu aslında. Hı-hı. Çünkü Erdoğan bile gece yarısından sonra 00:24'te ancak bağlanabildi. Ama ondan önce kitleler sokağa çıkmıştı. Bu ancak evet. içinde bağımsızlık ülküsü olan, onu canlı tutan kitlenin yapabileceği bir şey. Bunu anlatmaya çalışıyordum ben hep. Bütün gittiğim toplantılarda, karşıma çıkan insanlara sohbetimde. Şimdi Hulki Bey gibi insanların aslında bu anlamda o ne diyelim, kitleselleşme, o sosyolojinin üzerine bunu anlatma, o hikayesini oluşturma gibi bir sorumluluğu da var ki bu üç dönem kuralına uyma aslında onun da bir alt şeyi olur, temeli olur. Çünkü siz kendi koyduğunuz kurala uyuyorsanız bundan daha değerlisi yok. Yani siz bir kural koyuyorsunuz, o kurala uyuyorsanız o zaman sizin arkanızdan herkes gelir. Dolayısıyla yani bu dönemi seçimi kazanır, kazanmaz fark etmez ama yani sonunda %50'ye yakın da eğer kaybederse %50'ye yakın, aşarsa %50'nin üzerine bir oy alacak. O kitlenin bir anlamda ne yapılması lazım? Konsolide edilmesi için, belli bir anlayışın, yani bunun içine şeyi de katmak lazım. Bazı aykırı kişileri görüyorum şeyde, sosyal medyada. Mesela Kurtuluş Savaşı'nı okumadan kendini imtina ediyor. Atatürk'e hakaret etmek veya Atatürk'ü yok saymak veya Atatürk'ten bahsedilmesinden rahatsız olmak gibi. Oysa mesela Hulki Bey'in misyonlarından biri bu olabilir. Yani o parti de buna benzer ya da tabanında veya işte seçmen şeyinde bir şey varsa bu konuda tamamlanması gereken bir konu. Bence Hulki Beyler bunu yapabilirler gibi geliyor bana. Peki. Ya bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilirim. Elbette buyurun. Sevgili Nedim. Şimdi şöyle Atatürkçülük Türkiye'de çok güzel söyledin sen de. Mesela Atatürk'ü okumamak. Yani Atatürk ne diyordu? Beni görmek, beha mahal yüzümü görmek demek değil. Şöyle Hulki Bey, onu şunun için söyledim. Özellikle Kılıçdaroğlu CHP'sinde Atatürk'ün yok edildiği gibi Atatürkçülerin de yok edildiğini biz bu listelerden de görebiliyoruz zaten. Dolayısıyla aynen. Atatürk'ü, önceden de öyleydi, Atatürk'ü şimdi takım, de öyle oldu. Bir takım şeylerin, marjinal tiplerin elinde rakı kadehi üzerine resmi bastırılarak işte Atatürk budur veya bir iki marşın arkasında bir DHKPC marşını ekleyen tiplerin elinden gerçekten milletin sinesine çekmek lazım. Atatürk'ü bu anlamda aynen eksiyle öyle. Fazlasıyla ama anlatmak lazım bu insanlara. Aynen. Ya bir de şöyle aynen bir şey öyle. Var. Ya bizim buyurun, gerçekten gazeteciler önce. başladı. Şimdi güzel. Şimdi Atatürk'ü rakı kadehi ile birlikte anmak hakikaten bakın. Bir insanların önemli bir kısmında dışlama şeyidir o unsuru. Ne diyor? Diyor ki tamam. Alkol sağlığa bu yoksa, zararlıdır bu arada bunu söyleyeyim. Ayrı bir bahis evet onu söyleyelim de. Şimdi bu sende yoksa sen bizden değilsin tabii. demek.
kod. Şimdi ne oluyor? Sende o varsa sen de bizden değilsin. Güzel. Peki Atatürk oradaysa Atatürk de bizden değil. Peki size bir örnek daha vereceğim. Bunu söylemeyen, bunu bir ideolojik unsur haline getirmeyen birisi. Adamın damadı, kayınpederi, kayınbiraderi. Her neyse yani. Kardeşi, abisi, babası belki. Adam hiç kimse ona demiyor ki. Ya rakı içiyor, evine gitmeyelim biz onun. Bilmem ne içiyor, biz onun evine gitmeyelim. O bize gelmesin. İlişkiyi koparım diyor mu? Demiyor. İnsan olarak baktığında adamın bir itirazı var da, sağlığı için, atıyorum dini değerleri için bir itirazı var. Ama onun dışında bir yok sayma, reddetmek gibi bir itirazı var mı? Yok. Peki niye Atatürk'ü o duruma düşürüyorsun ondan dolayı? Tabii. Düşürme. Tabii. O konudan bağımsız düşünün. Herkes kendi düşüncesine göre, kendi yaşam tarzına ve inancına göre, değerlerine göre diyelim biz ona toplamda. Herkes kendi değerlerine göre eleştirisini yapsın. Herkese yapıyor muyuz? Yapıyoruz, evet. Bu mani mi peki? Bizim o insanla olan münasebetimize mani mi? Akrabamızla olan münasebetimize mani mi? Değil. Diyor muyuz? Ya sen, seni filan yerde feşmeken şunu içerken gördüm, bayramına gelme bana falan mı diyoruz? Yok. Yok. Aksine cumaya beraber gidiyorlar. Beraber gidiyor. Bu kadar. Evet. Doğru olduğunu, bu ikisinin birlikte yürümesi gerektiğini düşündüğüm için söylemiyorum bunu. Ama bakın, hiçbir şekilde ayrışma vesilesi olmayacak bir konuyu biz ayrışma, hatta bırakın ayrışmayı, toptan reddetme vesilesi haline getiriyoruz. Bunu ortadan kaldırdık mı biz geri kalan kısmını her türlü konuşuruz. Peki, buyurun Öki Bey. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Her zaman söylediklerimizi değişik zamanlarda, hele bu dönemde tekrar etmenin de faydası olduğuna inanıyorum. Şöyle, Atatürk işte beni görmek demek sadece yani yüz yüze beni görmek demek değildir. Fikirlerimi anlamak, sahip çıkmak demektir diyor. Şimdi Atatürkçülüğün ne olduğunu Nedim de vurguladı. Hep goygoyculuktan gidilmiş Atatürkçüyüm diyerek. Bir de Atatürkçülük efendim falanca partinin tekelindeymiş gibi. Ya böyle bir şey yok. Atatürk diyor ki, az sonra onları da söyleyeceğim vaktimiz varsa, izin olursa. Tabii. Atatürk Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurduktan sonra yaptığı konuşmalarda parti içinde en ufak bir şey de olsa terslik gördüğünüz zaman eleştirmekten çekinmeyiniz diyor. Ya bugün başka işte kendisine Atatürk'ün partisi diyen partide Nedim de vurguladı, siz de vurguladınız. Ya Atatürkçü kaldı mı? Ha kaldık diyorsa ne mutlu, tamam kalsın. Hakikaten kimsenin tek elinde değil, her yerde olsun. Ama başka partilere efendim işte Atatürkçü değildir diye şablon düşünceler biçiminde sunmak yanlış. Atatürkçülük özünde eylemselliktir. Eylemsellik ne demek? Daha somut, net. Anti-emperyalizm demektir. Milli ekonomiye gitmek demektir. Yani tam Atatürk diyordu ki, tam bağımsızlık derken ben ekonomide tam bağımsızlığı kastediyorum diyordu. Şimdi milli savunma sanayinde yerli ve milli kavramına karşı çıkan, kendisine Atatürkçü diyen insanlar var. Ya siz bu ülkeye bir hizmet yapılırken buna Atatürkçülük maskesi altında saklanarak sanki Atatürk yatırımlardan yana değilmiş gibi nasıl anlatırsınız? Yani milli üretimden söz ediyor Atatürk. İşte İzmir İktisat Kongresi'nin 1923'te bunu anlatıyor. Bunları Atatürkçü, kendisine Atatürkçü diyen sahte, rozetçi, tören Atatürkçüsüne anlatamıyorsunuz. Çünkü Freud'un dediği gibi bilişsel bir tembellik var. Atatürk'ü okumak ve anlamak istemiyor. İşte oturduğu yerde nasıl oturuyorsa, bacak bacak üstüne mi atıyor, uzatıyor mu bacağını, nasıl oturuyorsa orada boş laflarla, iki tane sloganla Atatürkçülük, hani gençlerin ifadesiyle Atatürkçülük kasmak onlara çok daha iyi geliyor. Böyle bir şey yok. Bu ülkede yerli ve milli ekonomiyi yapmaya çalışıyor değil mi AK Parti? Ya savunma sanayinde bunları görüyoruz. Her gün bir proje açıklanması ne demek? Hakikaten mucize bir şey ya. Ya nasıl yapılabilir? Ben bile şok oluyorum. Bu ne zaman hazırlandı bunlar, büyük bir gizlilik içinde? Çünkü devlet sırrı da gerektiriyor bunlar. Yabancılara karşı yaptığınız projelerde bugüne kadar bazı mühendislerimizin başına nasıl ölümcül felaketler geldiğini bu Türkiye gördü. Bunları hem teknolojik istihbaratınızı çok iyi tutacaksınız, yabancılara sızdırmayacaksınız bunları, bilgilerinizi sızdırmayacaksınız ve bunları eser olarak toplumun önüne koyacaksınız. Ama bakın, yerli ve milli sanayinin, savunma sanayinin ötesinde daha basit bir şey var. Yani basit değil, çok önemli de halka daha yakın olan milli otomobil var değil mi? TOK var.
Şimdi tamam. Efendim bunun fabrikası nerede? Hani yaptınız nerede? Ne laflar söylendi 2 sene boyunca? Hani gösterin araba nerede? Hani gösterin fabrika nerede? Ya insan memleketine bu kadar, kendi memleketine bu kadar eziyet edebilir mi ya? Kendi memleketine eziyet eder mi insan? Ettiler. Araba çıktı ortaya. Ya ben geçen programda da söyledim. Ben olsam bir tane kontenjandan varsa kontenjan bilmiyorum. Tok arabasının kontenjandan bir tane alırım. Hatta Sanayi Bakanı'nın altındaki araba yoksa eğer hani 177 bin talep oldu. O da dünyada görünmemiş bir talep bu kadar kısa sürede. O talep nedeniyle araba kalmadıysa elde Sanayi Bakanı'nın yerinde olsam ben tabii Cumhurbaşkanı'na izin alarak altındaki makam arabası var ya Tok. Onu CHP Genel Başkanı'na makam arabası olarak hediye ederim, gönderirim. Yok dediği arabaya binsin ve herkes görsün. Herkes görsün. O da gurur diyorsun. Belki yani özür diler. Ya biz bu vatan için... Yani Atatürk diyor ki... Bak şimdi hep bu akşam öyle açıldı ya. Vatan elden giderse, parti elden giderse... Parti neye yarar diyor. Halk fırkasını kurarken söylediği laf bu. Pek çok Atatürkçü bunları bilmez. Atatürk'ü de bilmiyor sözde Atatürkçüler. Şimdi eylemsel olarak... AK Parti Atatürk'ün dediğini yapıyor mu? Ya yıllardır yapıyor. Yıllardır yapıyor. Atatürk'ün fotoğraflarını asıyor mu? Asıyor. Ya şimdi toplumsal, sosyal dönüşümü, siyasal gelişmeleri fark etmeyen, gördüğü halde fark etmeyip kendisine zihinsel bir Berlin duvarı kuran kesimler var. Ben size şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Başak Hanım, yani başka konularınız var ama... Kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun. İzin var mı? Bir tabii şey söyleyeceğim Atatürk'le ilgili. Tabii estağfurullah, buyurun. Şimdi Atatürk'ü, ya hakikaten söylenecek çok laf var da, bir tanesi şu, Atatürk ve din ilişkisi değil mi? Ya da camilerde siyaset yapılıyor dendi yıllarca değil mi? Evet. Peki ben şimdi kendisini AK Parti dışında olup da Atatürkçü sayan, İnsanlara sormuş olayım buradan. Ya Atatürk mesela camilerde siyaset konusunda ne düşünüyordu biliyor musunuz? Kaynaklarıyla beraber, Atatürk'ün sözleriyle, kaynaklarıyla, belgesiyle beraber. Ya tam tersini söylediler. Ben şimdi size bir şey okuyorum. Atatürk'ün Balıkesir hutbesi var. Çok meşhur değil mi? Zağunospaşa Camii'nde. Ben kitap fuarına gittiğim zaman Zağunospaşa Camii'ne gittim. Oradaki Milli Mücadele Müzesi'ni gezdim. Kendi mevcut bilgilerimin üstüne orada yaşanmış alanda o belgelere dokundum, gördüm. Şimdi bakın ne diyor Atatürk biliyor musunuz? Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Buyurun. Atatürk diyor ki camilerde siyaset yapılır, yapılmalıdır diyor. Duydunuz mu bunu? Duymadık camilerde ama siyaset Kurtuluş yapılır, Savaşı sırasında diyor. Camilerde hutbe okuduğunu. Evet. Ama zaten yani. O da Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında. Evet, başlangıcında. Sonraki dönem için söylemiyor. 1923'te. Tabii. 23. Ama yani ama ben okuyorum bakın diyor ki Atatürk'ün sözleri. Için problemi arkadaşlar Cenab-ı Peygamber çalışmalarında iki yere, iki eve sahipti. Biri kendi evi, diğeri Allah'ın eviydi. Millet işlerini Allah'ın evinde yani camiyi kastediyor. Allah'ın evinde yapardı diyor. Atlayarak okuyorum uzun bir hutbe. Efendiler, camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Peki ne için yapılmış diyor Atatürk? Camiler söylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek. Bakın dünya için diyor. Ve din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek. Yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başının faaliyette bulunması lazımdı. Yani Peygamber Efendimiz de diyor camilerde millet işlerini çözüyordu. Millet işleri ne demek? İşte siyaset millet işi. Ya siz camilere gitmiyorsunuz diye Atatürk'ün ne dediğini nasıl gizlersiniz? Ya buna katılmayabilirsiniz. Ama Atatürk'ün sözü mü bu? Sözü. Belgesi var mı? Var. Şimdi bizi dinleyenler ve kızanlar varsa bilmiyorum ama kızan kızmayan herkes... İnternete girdiği zaman bu metnin aynısını bulabiliyor mu? Bulabiliyor. Yani o yüzden Atatürk'ü de yanlış anlatmaktan mutluluk duydular. Çünkü kendileri sahte bir alan yarattılar. Sahte bir Atatürkçülük tanımı yaptılar. İnönücülük ile Atatürkçülüğü birbirine karıştırdılar.
İnönü döneminde yapılan her şeyi ki bu kısmet olmadı İnönü'yü Türkiye'de anlatmak bana. Yani İnönü'nün yaptığı işleri, dönemleri, Menderesleri, ya kısaca başlıklarını söyleyeyim. Menderes'lerin idamında İsmet İnönü'nün yeri neresi, neredeydi? Deniz Gezmişler'in idamında İsmet İnönü neredeydi? Mesela Deniz Gezmişler'in idamını engellemek için ne yaptı, yapabilir miydi? 1960 ihtilalinde darbeci Cemal Gürsel kendisine geliyor, diyor ki, paşam diyor, size haber vermedik ihtilali. Haber versek siz bize engel olurdunuz, biliyoruz. Kusura bakmayın diyor. İnönü'nün cevabı, asıl siz kusura bakmayın, çok güzel bir iş yaptınız. Cemal Gürsel diyor ki, emrinizdeyiz. İnönü'nün cevabı, hayır ben sizin emrinizdeyim diyor. Darbeyi onaylayan sözleri var. Nerede var? Nerede var bu? Ben bugüne kadar boş konuşmamaya gayret ettim. Boş konuşmadım diyemem. Herkesin hatası olabilir ama boş konuşmamaya çok özen gösterdim yıllarca. Şu kameraya bakayım. İnönü'nün kendi yazdığı kitapta var. İnönü'nün kendi kitabında var bu sözler. Daha ayrıntıları var. Deniz Gezmişler'in idamında, halk evlerinin kapatılmasında, CHP'li milletvekillerinin verdiği oylar var. Ya neler var anlatılacak daha, neler neler. Yani sonuçta şunu söyleyeyim. Sahte bir Atatürkçülük zihinsel alanı yaratıldı. Herkes onun peşinden gitti. Çünkü okumak, düşünmek zahmetli bir iş. Boş boş konuşmak kolay. Dilin kemiği yok, istediğin her şeyi söyle. Böyle bir alan yarattılar. Ondan sonra Atatürkçülük ve başkasını da engellediler. Atatürk'ü anlatmak isteyenleri de engellediler. Niye? Çünkü onların sahte Atatürkçü olduğu ortaya çıkacaktı. Atatürk'ün dediklerini, yaptıklarını, işte milliliğini, anti-emperyalist oluşunu örtbas ederek yurt dışından destek alıp seçilmek için neler yaptılar değil mi bu ülkede? Daha bir ay önce, üç ay önce, beş ay önce. Yani söylenecek çok şey var. Onun için Atatürkçülüğü bir eylemsellik olarak gördüğümüz zaman ekonomide, savunma sanayinde, vatan hizmetinde bunu, ya parti politikası değil arkadaşlar, ben bu yaşa kadar milletvekili değildim değil mi? Yani anamızdan milletvekili olarak doğmadık. Milletvekili olarak iyi işler yapmayı tabii ki planlıyorum. Bunu istiyor muyum? Evet, istediğim bir işti. Ama millet hizmetinde eylemsel olarak Atatürkçülüğü uygulayan parti AK Parti. Yaptığı işler ortada. Ya hayır Hulki Efendi, yanlış söylüyorsun. Bak Atatürk bunu yaptı. AK Parti bu hizmetleri yapmadı diyecek birisi var mı ya? Ya her gün bir yeni faaliyetin töreni yapılıyor. Hani bina, konut, depremzedelere yardım falan, onların yanı sıra ve onların daha öncesinde, deprem öncesinden gelen işte milli ve yerli savunma sanayini yapıyor. Müthiş bir şey. Ya her gün bir uçak, bir İHA, SİHA, başka şey nasıl olabilir? Bunu hangi ülkede görüyoruz? Yani bu ülkeye Atatürkçü geçinip ve kendi tekelimizdedir, tekelci Atatürkçülük diyelim buna, tekelci Atatürkçülük yanlısı olan goygoycuların yapılan hizmetleri gözlerini açıp görmelerinde fayda var. Kim yapıyor? Ya oraya destek vereceksin. Yani AK Parti'ye destek vereceksin o zaman. Yani bu kadar dediğim gibi zihinsel Berlin duvarlarının arkasına gizlenip bulundukları yerden benim dediğim Atatürkçülüktür, başka bir şey yoktur, Atatürk'ü okumam derseniz işte böyle Atatürkçüler de size oy vermez. Bu dönemde hakiki oylarında o tarafa, Millet İttifakı'na gitmeyeceğini, yani ben aday olsam da olmasam da görüyordum. Onları belirtmiş olayım. Evet, siz adaylık ortada yokken bir yıl önce de benzeri şeyleri ifade ediyordunuz. Birkaç ay önce de aslında bu seçim sonucuyla ilgili tahmininizi söylemiştiniz. Yani böyle bir adaylık ihtimali de ortada yokken. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Şimdi buyurun. Hulki Cevizoğlu işte AKP'den aday oldu diye de şey. Keşke Hulki Cevizoğlu veya benzerlerini CHP'de milletvekili adayı gösterecek bir zihniyet olsaydı keşke. Yani her şimdi, partide olsa. Her partide olsa. Hayır. Genelde tabii. O kısım eleştiriyor ya. Eleştirecek ve onun üzerine gidecek. Yani CHP'de Atatürkçü kaldı mı ki Hulki Cevizoğlu'na
oradan milletvekili teklifi gelsin. Elindeki mevcut Atatürkçüleri tasfiye ediyor. İşte bugün Muharrem İnce Bulda aynı şeyi söyledi. Yani hiçbir Atatürkçü kalmadı. FETÖ'cüler, PKK sevicileri yan yana dedi. Yani adam yıllar önce söylemişti. Ben buradan niye ayrıldım? Bundan dolayı ayrıldım demişti. Yani karşımızda şöyle bir problem var. Bir parti olarak CHP sorunsalı yok. Bir ürettiği politikayla gerçekten bir devlet krizine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka sorunu haline gelmiş bir yapı, bir anlayıştan bahsediyorum ben burada. Yani siz şimdi bakın milletvekili aday listesinde açık açık yani PKK ağzını yazmış bir bildiri vardı Barış Akademisyenleri diye. Ona imzası olduğu için KHK'lı olan bir danışmanı vardı Kılıçdaroğlu'nun. Bu kişi aynı zamanda İzmir 1. bölge. Evet, Yüksel Taşkın. Ben bu kişiyi çok adayım. Dikkat çekmeye çalıştım yazılarımda, televizyonda falan anlatmaya çalıştım. Nasıl tehlikeli bir zihni yapısı olduğunu da anlatmaya çalıştım. O da şuradan. Yani bunun hiçbir ölçüsü falan yok. Bunun yani Türkiye İstanbul Cumhuriyeti 1. bölge liste başı. Evet. Bu İzmir. Sayın Yüksel Taşkın. İzmir. Ay, düzeltelim. CHP İzmir 1. bölge. Ya düşünün. Liste başı. İzmir'e İzmir 1. bölge 1. milletvekili adayı kim? FETÖ ile başına güzellemeler yapan, PKK ağzıyla bildirilere imza atmış, CHP'nin DHP'deki Atatürkçü zihniyetin tasfiye edilmesi, HDP ile yakınlaşması gereken diyen birisi, Atatürk'e hakaret etmiş birisi ve bu kişi hem de hani yeri göğü inletiyor ya İzmirliler, İzmir'den 1. bölge 1. sıradan milletvekili adayı. Hadi gelin anlatın bakalım. Hani eğer Hulki Bey'e bu konuda eleştiri getirilecekse ya lütfen şu bir önce kendi adayınıza bakın. Bunu nasıl hazmediyorsunuz? Onun yanında etmediğiniz hakaret kalmayan dönemin Adalet Bakanı Ergenekon Balyoz kumpaslarıyla ilgili. Değil mi? Aldınız onda Çankaya 4. sıraya koydunuz. Hani Çankaya Atatürkçülerin en çünkü seçilmesi olan garanti olan yerlere koyuyorsunuz. AKP'nin il başkanını aldınız, başka bir yerden koyuyorsunuz. Kardeşim yani akıl alır gibi İsmail değil. İsmail Saymaz'ın şöyle bir tweet'i var. Seçimden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki AK Parti olacak. Biri mevcut AK Parti, öteki de CHP listelerinden girecek olan eski AK Parti demiş. Ya keşke meslektaşım. CHP listelerinden girenler AK Partili olsa ya. Anlattığım şeyler FETÖ iltisi yakından bahsediyorum ben. Hani AK Partili olsa da girse tamam. Bunlar başka bir versiyonu. Bunlar ölçüsü olmayan insanlar. Yani yarın ne yapacağını bilemediğiniz bir insanlar diyorum size. Yani ya karşınızdaki insanlar saydığım isimlere bakar mısınız? Bu kişi bütün KHK'ların iade edilmesi konusunda en aktif çalışan da baş danışmandı. Gülizar Biçer'le beraber. Gülizar Biçer de aday olduğu yerden 1. sıraya kondu. Ödüllendirildiler yani. Bak ne diyorum? Bunlar FETÖ'cüleri ve PKK'lıları tekrar devletin içine... Ben bunu aylar önce yazdım ya. Kılıçdaroğlu'nun projesi bu. Çünkü bu onun iradesi değil. Bu o iki grubu kullanan küresel gücün isteği, talebi. Onun için onları getirmek zorunda. Yani... Şimdi mesela eski büyükelçi bu hükümet döneminde şey yapmış, büyükelçilik yaptı. Adam bildiğin siyasi muhalif gibi davrana. Şimdi Ünal Çavuköz'ü görmüyoruz, Namık Tanbey'i göreceğiz herhalde. Yani son derece diplomatik birikim bir şey. Ama kimin adına ne tweetler attığını biliyoruz. Kafa zihniyet yapısını biliyoruz. S-400'ler konusunda, Amerika ilişkiler konusunda ne düşündüğünü biliyoruz. Bak bunlar yavaş yavaş konuşulacak konular. Türkiye'yi nereye götürmek istediklerini görüyoruz ya. Çünkü karşımızda bakın acı olan şu. Altılı Masa'nın bütün unsurları, bunu içine PKK, HDP'yi de katıyorum, 7 ortak olarak. Bunlar Amerikan liberalleri tarafından aşılanmış. Hani küreselciler, DSP Genel Başkanı'nın söylediği vardı ya, hani küreselciler vatanseverler arasındaki kavgadan falan bahsetmişti. Gerçekten aşılanmış durumdalar. Ya Saadet Partisi kendi başına 3-5 oy alabilecek ama öyle bir liberal aşı yapıldı ki oraya. Mesela orada CHP'nin listesinden tek bir şey söyleyeyim. CHP, araya gideceğiz. Tabii. CHP listesinden
garanti olan bir yerle komşu ismi söylediğim zaman gerçek, orijinal, hormonsuz Saadet Partili ağzını yiyor. Onlar bizden değil falan diyor. Yani onun orijinini biliyor. Bir Mehmet Bekaroğlu vakası. Daha ayrıntılı tabii konuşacağız. Çünkü DEVA Partisi'nden 18, Saadet Partisi'nden 23, Demokrat Parti'den 3, Gelecek Partisi'nden 15 isim listelerde yer bulduğu CHP listelerinde. Hepsini konuşmayı ama kaç tanesi seçilecek yerden? Evet, birkaç tanesi seçilecek yerden diye vurguladı Sayın Kartoğlu. Devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Aranın sonrasında yeniden karşınızdayız. Efendim meselede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nedim Şener birazdan sözünü tamamlayacak. Mustafa Bey'e döneyim ben. Şimdi efendim CHP'nin listelerinden bahsediyoruz. DEVA 18 demiştik, Saadet 23, Demokrat 3, Gelecek 15 kişiyle listelerde yer buldu CHP listelerinde. Ama siz biraz önce ifade etmiştiniz, yani seçilecek yerde olmayanlar da var demiştiniz. Evet, var. Nasıl görüyorsunuz? Yani bu içeride bir rahatsızlık... Şimdi eleştiriler de var, yani iki AK Parti olacak, tabii herkes, eski biri, şimdiki vesaire. Onların gibi hesaplarına göre, yani orada yapılan hesaplara göre, atıyorum bazı yerlerde işte 12 vekillik yerlerde 9'da kazanır diye hesap yapıp onları oralara koydular ama benim tahminim 3 ile 6 arasında değişir alabilecekleri milletvekilliği sayısı o listelerden, diğer partilerin, küçük partilerinden. Öyle bir 20 vekillik grup kurma garantisi aldı, sözü verildi filan. Onlar gerçekleşmez. Şimdiden listelerle ilgili tartışmalar biraz başladı. Partililer de bundan, Cumhuriyet Halk Partililerinin de rahatsız olduğu isimler var. Yani bize bugüne kadar söylemediği kalmamış insanların görevi sırasında, yani AK Parti'deyken. Şimdi onları CHP listelerinde bizim önümüzde görüyoruz. Bizim arkadaşlarımızın önünde görüyoruz, eski vekiller bazıları filan. O yönde eleştiriler var. Bunlar tabii yani sandığa gidip gitmemeyi ya da oy verme davranışını etkiler etkilemez. Onu bilmiyoruz. Burada iki yönlü bir şey var deniyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bir, CHP logosuna seçmenin şimdi o oy verme doğru, bravo konusundaki bu tereddütü. CHP'liler tarafından söyledi mi? Evet, ikinci CHP'liler yani bu isimlere nasıl olacak zamanında dedim çok eleştirdim. Onu bilmiyoruz. Mesela diğerini biraz daha kestirmek kolay. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde bir iktidar olma şeyi var. Duygusu var, çok baskın. O yüzden onu görmezden gelme ihtimalleri daha yüksek. Ama AK Partililer de, yani AK Parti'ye bugüne kadar oy vermiş olan insanların mesela Sadullah Ergin, Cumhuriyet Halk Partililerin çok tartıştığı isimlerden bir tanesi. Hatay'da Sadullah Ergin, şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanı olan ismin karşısında onu alıp Sadullah Ergin aday gösterildi şeyde, Hatay'da. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na. Fakat şimdi bir de İstanbul İl Başkanı olan kişi de değil mi? Geçen yerel seçimler sırasında. Evet, o da DEVA Partisi'nde. Ya bu aslında çok ilginç bir şey. AKP bir zamanlar... Yok, Gelecek Partisi'nin galiba. Neyse. Şimdi çok enteresan bir parti AKP bu anlamda. Erdoğan da siyasi kişilik olarak. Şimdi şöyle, mesela İşbirliği yaptığı bir zaman iyi geçindi, FETÖ tarafından canına bile kastedildi. Fakat siyaset yaptıkları kişiler tarafından da bir ne diyelim, ihanete mi uğradı diyelim, arkasından dolandılar. Ama en kötüsü şu, mesela İstanbul İl Başkanı niye sembolik biliyor musunuz? Son yerel seçimlerde İstanbul'u 13 bin oyla kaybetti. Evet. AKP değil mi? Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Öyle. En son İmamoğlu'na karşı. Yeniden sayımda 13 bine kadar düşmüştü farkı. Kafası başka tür çalışan bir il başkanınız varken zaten sizin İstanbul'da seçimi kazanma ihtimaliniz sıfırmış ki. Yani anlatabiliyor muyum? Yani 2018'de sizin il başkanınız olan kişi, evet, şimdi sizin muhalifiniz ve CHP aday listesinden şeye giriyor. O zaman siz dönüp 2018'e ben bu seçimi niye kaybettim diye sormanıza gerek yok.
İçerideymiş yani Brutus. Yani o yüzden çok enteresan demek istedim. Şimdi bu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Ve Sadullah Ergin orada Büyükşehir Belediye Başkanı seçilemedi. AK Parti oylarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne taşıdı belediye başkanı. Ve hala devam ediyor. Şimdi aynı partiden Sadullah Ergin Çankaya birinci sırada galiba değil mi? Ya, ya da ikinci sırada. Şaka gibi. Milletvekili adayı. Ve orada da mesela AK Partililer Sadullah Ergin bir de milli görüşçüdür. Eski milli görüşçüdür yani. Kökten milli görüşçüdür. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi logosunun altında Sadullah Ergin. Şimdi biraz tuhaf diyor. Saadet Partililer. Ben şimdi gelirken bir başka kanalda Saadet Partili bir isim konuşuyordu. CHP logosu altında Saadet Partili bir milletvekili olarak falan öyle konuşulurken CHP logosu altında dememek lazım mı? Ya, döne döne şeyi arkadaşlara ben tuhaf bir durum yani onlar için. Sosyal medyadan topladım hepsini. Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi hakikaten böyle bir Ali Cengiz oyunu oynanamaz. Kendi logoları altında milletvekili aday listemiz diye her birisi deminden saydığınız isimleri alt alta koymuş. İşte 23 isim. Kardeşim iyi de bunlar hepsi CHP'nin listesinde olan isimler. Ama şeyi Cevahir'i kurtaracaklar ya. Deva Partisi diyor ki milletvekili listemiz budur. İyi de Deva Partisi'nin milletvekili yok ki ortada aday olarak. Ya da Saadet'in veya Geleceğin de yok. Hepsi CHP'nin. Onda bile şey mahcuplar. Yani, ama işte o herhalde bizim isimlerimiz. İyi de şöyle koyarsın CHP'nin de logosunu koyarsın. CHP logosu altında şu adaylar dersin. Doğrusu olan bu. Ama sen hala bakın topladım onları şimdi atacağım rejiye. Adamlar mahcup bir şekilde hani CHP'yi bile anmadan sanki kendi aday listeleri. Ya kardeşim senin örneğin Çankaya'daki listeye bakıp da Sadullah Ergin de buradaymış dördüncü aday ben ona vurayım imzayı demeyecek ki. Orada partilere verecekler şeyi. Milletvekilliğinde mührü ona basacaklar. Senin adayının isminin üzerine basmayacaklar. Dolayısıyla sen orada en azından listesinden milletvekili adayı olarak girdiğin partiye hürmeten saygı gereği CHP listelerinden giren milletvekili adaylarımız diyebilirsin. Ama sen sanki hiç CHP yokmuş da ben liste giriyormuşum gibi CHP'nin ya mesela şeyleri de vermiş. CHP'nin hangi ilinde hangi sıradan girdiğinde hangi bölgeden olduğunu da yazmış ama CHP yazmamışlar. Üçü de. Belli ki anlaşmışlar aralarında kendi seçmenine karşı bundan propaganda yapacaklar. Arkadaş kandırmaya doymadınız mı seçmeni? Yani ben bütün parti içinde söylerim bunu. Yani en azından deyin ki CHP listesinden giriyoruz kardeşim bu ne deyin ya. Peki. Mustafa Bey buyurun sizin ekleyeceğiniz var mıydı? Şimdi bunların hepsini tabii bu seçim o yüzden çok enteresan bir seçim olacak. İlk defa mesela Cumhuriyet Halk Partililerin kendi listelerinden bu kadar yoğun. Bakın daha önce de mesela Abdülhatif Şener AK Parti'ye karşı çıkıp ayrıldı. İşte daha tırnak içinde Saadet Partili diyelim Mehmet Bekaroğlu ayrıldı ve onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenleri tarafından seçilerek meclise gönderildi bugüne kadar. Fakat biraz daha bireysel örneklerde. Şimdi burada daha bir ittifak olduğu için biraz daha şey var. Toplu katılım gibi bir durum mevzubahis. Bir ittifak mevzubahis. O yüzden orada bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin oy verme eğilimini gözlüyor olacağız. Bir de bu isimlerin AK Parti tabanından oy alıp almayacağını da gözlüyor olacağız. Bu da son derece önemli. İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bazı yerlerde geçişkenlik olmuş. Onu anlıyoruz. Bugünlerde yani bugün listeler açıklandığından beri itibaren konuşulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı bilmiyorum şu an aynı görevde mi diye Erdoğan Toprak Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday. Eşi İYİ Parti'den aday. Neden öyle? Niye
eşini kendi partisinden aday yapmış. Bilmiyorum, kendi partisinden hani karı koca aday olursa ayıp olur diye oradan herhalde. Oradan mahcubiyetten. Ha, farklı bir partide olunca olmuyormuş herhalde. Hmm. Orada öyle bir ya, şey. Bir aileden bir tane milletvekili yetmiyor. Yetmiyor. Yani eşte şey eş durumundan. Eş. Çok enteresan. Ya demokrasi bu işte, enteresan. Biliyor musunuz? Yani demokrasinin güzelliği bu. Yani yemek yerken karşılıklı mesela sizin partinize gidiyor, sizin partinize. Ya, yani belki görüş ya olarak da eşler ayrı düşünüyor olabilir bak, canım. Niye ben gençlere diyorsun? Söylüyorum. Ha. Allah aşkına bir an önce büyüyün, bu siyasi artıklardan ya, temizleyin bu ülkeyi. Bu ne ya? Benim yani derdim, oturuyorsun eşinle. Nereden gençlere çağırıyor? Ya gerçekten ya bu nedir? Bir... Şimdi bak şimdi sen zaten kaç yıldan beri milletvekili yapıyorsun. Bir de yetmiyor, eşini yapıyorsun. Yani 600 milletvekilinin iki tanesi sizin evden çıkıyor. Yapıyorsun karı koca. Derken bunu nasıl bu kadar net emin söylüyoruz? Yok yani? Seçecek yerlerden koymuşlar. Nasıl ya? Burada pardon zaten... affedersiniz. Yani kim tanır onun eşini de milletvekili adayı teklif eder? Erdoğan Toprak olmasa eşini kim milletvekili adayı yapar ya? Ben şunu söylemeye çalışıyorum. O da bir avukat yani aslında. Bir sürü avukattan birisi. Burada ama tiyatroya bir... bakın yani bunu siyaset diye yutturuyorlar ülkeye. Bunu anlayabiliyoruz. Mesela bazı yerlerde bu şeyde var. Mesela Güneydoğu'da falan var. Bir aşiret ter partiye bir adam koyar. Kim iktidar olursa orada bir adamımız olsun diye. Fakat bunun bu şekliyle uygulanmışlığını daha önce gördük mü ben hatırlamıyorum. Bakmak buraya lazım. Buraya bir şerh koyalım. Yani itiraz edebilir o isimler. Bu böyle değil. Başka... Ben İyi Parti'den siyaset yapmak istiyor. Olabilir. Bir eş. Hayır. Yani bir şey demiyoruz. Yani. Bir aldı ikisini bir kişi karar verip sen oraya ben buraya bilmiyorum yani. Ev içi işlerine girmiyoruz. Benim burada zaten lafın gelişi oradan da o yüzden bunu söyledim. Seçmenin oy verme davranışını bunları nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Orada da bilmiyoruz. İyi Parti seçmeni İstanbul'da ikinci bölgede Erdoğan Toprak'ın eşine oy vermeyi bundan dolayı reddeder mi reddetmez mi? Bunu bilmiyoruz. Diğerleri hani siyasette başka yerlerde benzerleri... Benzerlik çok oturur oturmaz filan ama görüntü itibariyle benzerleri olur olmaz. Benzer bir şey işte Ataşehir Belediye Başkanı eşi CHP milletvekili. Şimdi bu tür şeyler olabiliyor. Ya olduğunu gördük en az. Olmalıdır değildir o ayrı bir bahis. Yani iki kişi de yeteneklidir yapılabilir. Bazı yerlerde olur ya işte birisi bilmem neyin genel müdürü öbürü filancının başkanı. Bir bakıyorsunuz eğer bu insanlar ya da ne bileyim valiler filan kaymakamken evlenmiş iki kişi. Sonra karı koca vali olmuş dersin. Bunda bir beis yok. Bir şey yok. Ya da birisi başka bir yerde çalışmış, öbürü başka bir yerde çalışmış. İkisi de hayatın olağan akışına uygun bir biçimde bir yere gelmiş. Senin verdiğin örnekler belediye başkanıyken ve milletvekili olduktan sonra oturup evlenmiyorlar ki. Evlenmişler. Evet, sonra biri belediye başkanı olmuş, biri milletvekili olmuş. Evet. O da onu yapmış yani. Aynen öyle. Ama işte ters olunca biraz tuhaf duruyor. Ama bilmediğimiz şey şu. Onu oraya not verecek durumda değilim ben ama... Bir taraftan seçmenin bu tür durumlarda oy verme eğilimi değişiyor mu değişmiyor mu? Biraz bu seçimde onu göreceğiz. Bir de bunların şöyle bir enteresan etkisi de olabilir. Bir taraftan da HDP var. HDP'de de mesela Türkiye'nin ortalamasından çok tepki çeken ama HDP'li davranınca HDP'den tepki çekmeyen isimler var. Ne bileyim işte Hasan Cemal gibi bir işte gazeteci geçmişi olan Cengiz Çandar gibi isimler var oralarda da. Başka isimler de var. Onlara da mesela Kürt seçmenin bir Yeşil Sol Parti adına eskisi gibi böyle iple ölçerek patron böyle dedi ya da parti yönetimi böyle uygun gördü. Parti ne diyorsa biz onu yaparız. Kabiliğinden oy verirler mi vermezler mi? Eğer vermezlerse mesela eğer orada bir sorgulama olursa, eğer bir dakika bu bizim partimiz değil durumu olursa, çünkü o Yeşil Sol Parti'de biliyorsunuz oluyor. ÖDP'den ayrılma bir evet. partiydi. Biraz daha tırnak içinde liberal eğilimleri olan bir partiydi. Hatta bugünlerde bir sol partinin yöneticisinden ya o yetmez ama evetçiydi zaten onlar falan diye bir eleştiri de gördüm sosyal medyada. Orada da bir oy verme eğiliminde... şey olursa, bir değişiklik olursa mesela Doğu'da, Güneydoğu'da AK Parti'nin oylarında milletvekili sayılarında ciddi bir artış görebiliriz. Yani çok sürpriz sürprize açık, sürpriz olduğu için de ana akım olarak böyle olacak demiyorum. Ama ciddi bir sürpriz olabilir. Yani bu kırgınlıklar, bu küskünlükler, bu uyumsuzluklar eğer seçmene bir dakika bu ne ya? Dedirttirirse seçmene çok acayip şeyler görürüz seçimden sonra. Şimdi söyleyeyim.
O acayip şeyleri seçimden sonra pazar akşamı konuşuruz. Peki. Eğer olursa. Şimdi Hulki Bey'e döneceğim ama şunları bir not olarak izleyicilerimizle paylaşalım. Listelerde, yani CHP listesinden söz ediyoruz. En çok dikkat çeken isim Ankara'dan aday gösterilen eski Adalet Bakanı Deva Partili Sadullah Ergin oldu. Deva Partisi'nin bir diğer önemli ismi mevcut milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise İstanbul 3. bölgeden aday oldu. Elif Esen İstanbul'dan gösterilen bir diğer isim. Deva sözcüsü İdris Şahin ise Ankara 2. bölgeden aday. Gelecek Partisi'nden Selçuk Özdağ Muğla'dan aday gösterildi. Anayasa profesörü Serap Yazıcı Antalya'dan. Kaçın sırada Selçuk Özdağ? Şimdi ona bakacağım ben. Böyle bir isimlerin üstünden tamam. Geçelim, sıralamalarını da söyleyeceğim. İstanbul İl Başkanı İsa Mesih de İstanbul'dan aday gösterildi. Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ünse Denizli'den 3. sıradan yer buldu kendisine. Saadet Partisi'nden Birol Aydın Muğla ve 4. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya İstanbul'dan CHP listelerine girdi. Demokrat Parti'den ise Cemal Enginyurt İstanbul, Haydar Altıntaş İzmir'den aday gösterildi. Şimdi ayrıca liste dışı kalan isimler var CHP'de. Onları da konuşacağız ama buraya kadar konuştuklarımızla ilgili Hulki Bey'in ekleyeceklerini rica edeyim. Bu arada sorduğunuz sıra sorusunun yanıtını da şimdi size aktaracağım. Ya şey çok ilginç bu. Sema Silkin Ün. Çok şey okudum bugün onun hakkında. Emine Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın eşinin Emine Erdoğan'ın da şeymiş, özel kalemmiş değil mi? Neydi bunun adı? Sema Silkin Ün. Gelecek Partisi'den, CHP listesinden şey adaymış. Evet. Kimi ne sormuştunuz? Enteresan. Oradan oraya, oradan oraya. Çok enteresan ya. Selçuk Özdağ sormuştum. Hemen bakıyorum. Seçilecek yerde mi diye merak ettim. Muğla'da. Muğla'da, evet. Hulki Bey buyurun, sizi dinlemeye başlayalım. Ben orada evet. Onu ekleyeceğim izleyicilerimiz ben için. Ben bu ses... Arayış sırasında oluşacak sessizliği doldurayım. Estağfurullah. Öyle mi? Yardım edin Hulki Bey. Peki. Tamam, yardım ediyoruz. Sizin şöyle. Konuşmanız şimdi sırasında bu, siz konuşurken o boşluktan yararlanıp isim bulacağım. Ben bir aralık boşluk tam bulup. Tam tersi yani. Ha, esas o zaman olan sizin konuşmanız. Ben boş konuşmuş olacağım. Hayır, sizin konuşmanız esas olan. Tamam. Tamam. Peki. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu oy verme davranışından söz ettiniz ya. Şimdi bu oy verme davranışını liderlik, lider çeşitleri, işte bunu Durkheim, Max Weber, sosyolojinin kurucuları çok yazmışlar. Siyaset bilimciler de, siyaset kuramcılar da bunları yazmış ama en sonunda işin geldiği nokta şu. Seçmen davranışlarında iki tane temel unsur var. Bir tanesi karizmatik liderin peşinden gitmek. İkincisi İş yapabilme becerisini takdir etmek. Yani icraatçı bir lider olup olmadığı. Şimdi bu ikisi kimde var Türkiye'de? Bu dört tane cumhurbaşkanı adayı içinde. Size bir uzmanlık sorusu. Başak Hanım'a soralım bunu. Soruyu da. Tekrar alabilir miyiz Hulki Bey? Bu arada Muğla'dan dört dördüncü sırada adaymış Selçuk tamam. Özdağ. Evet, bunu da söylemiş tamam. olayım. Buyurun. Benim konuşma sürem de bitti o zaman. Yok estağfurullah. Şimdi şöyle... Dört tane cumhurbaşkanı adayı var ya, evet. Bu evet. Dört cumhurbaşkanı adayı arasında seçmen davranışının sonunda netleşen biçim karizmatik liderlik ve icraatçı liderlik olması. Sosyologların, siyaset kuramcıların, teorisyenlerinin yaptığı farklı farklı çok sayıda tanım var. Herkes neredeyse kendisine göre bir tanım yapıyor ama sonuçta bunlar geçerli. Şimdi bu iki tanıma uyan, bu dört cumhurbaşkanı adayı arasında kim var Başak Şengül? Yani şu anda 20 yıldır ülkeyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en karizmatik lider olarak da ifade edilen isim. Ama tabii yani hangi seçmen grubuna sorsanız taraftar olduğu kitleye dönük ama olarak cevap veriyor. Şimdi diğerlerinde icraat, zaten icraat imkanı yok. Parti içinde de bir icraat gösterilmiş değil. Yani bir de yani aslında icraat derken belediye, 20 yıldır icraat belki. Gösterilebilecek alan hükümet evet, etme evet. alanı. Dolayısıyla orada bir muhalefet lideri görmediğimiz yok, için. Yok şu var ama yani şu var icraat açısından şimdi muhalefetin de büyükşehir belediyeleri var. Yani icraat tabii, yapacak evet. yerleri tabii, var. Tabii. Yani Erdoğan belediye başkanlığından geldi değil mi sonuç olarak? Hani gençlik kollarından geldi. Hayat boyunca siyasetin pratiğinin de içindeydi.
Ama mesela bu İstanbul Belediye Başkanlığından genel başkanlığa gelinebilirdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Diğer partilerde de öyle. Mesela Ankara, İstanbul değil mi? Antalya belediyelerinde böyle toplumun, hani bunu partili gözüyle bakmayalım da bir vatandaş olarak bakalım. Bir de Hükmü Bey, bir katkı vereyim. Tersi de mümkün. Tabii. Bir partinin genel başkanı olarak belediyelerinizin icraatlarını yönetmeniz mümkün. İstanbul Belediyesi'nde Cumhurbaşkanı'nın i̇şte ağırlığını ve etkisini düşünün. Tabii. Yani belediyelerdeki başarıdan genel başkanı paydaş yapan bir icraat da sergileyebilirsiniz yani. Aynen, onu söylüyorum aslında. Aynı şeyi söylüyoruz, doğru. Evet. Şimdi yani alnında Rabbi Yesir görülenler vaktiyle, değil mi? Arkadaş ses dönüş yapıyor gene. Vaktiyle alnında Rabbi Yesirler gözüken, vaktiyle 2. Fatih Sultan Mehmet'e benzetilen belediye başkanlarının geldikleri noktayı gördük. Yani hizmetler bakımından baktığınız zaman İstanbul'da bir hizmetin olmadığını da İstanbullular da söylüyor. Peki yani icraat yapmak isterse bunların bağlı olduğu partinin genel başkanı tek aynı genel başkan. O da belediye başkanları yoluyla ve belediyeleri yoluyla ve belediye başkanlarının üzerinde bir yetki kullanarak, otoritesini kullanarak ve icraatçılığını göstererek halka hizmet edebilirdi. Ama toplumun aklında mesela şu anda bizim dördümüzün aklında ya şöyle büyük bir hizmet yaptı denebiliyor mu? Benim aklıma gelmiyor. Daha dün İstanbul'da açılan metro töreninde bile ne açıklandı? Belediyenin yapamadığını ve Ulaştırma Bakanlığı'nın, Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği büyük önemli bir metro hattı açıldı. Yani yapamamışlar. Bahane üretmeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi şöyle muhalif kanatta partilerde şöyle bir düşünce var. Efendim işte iktidar biz değiliz. Ya öyle değil. Ben size bir örnek vereceğim. Murat Karayalçın yıllar önce Ankara Belediye Başkanlığı yaparken Turgut Özal'la da arası çok iyiydi. İyi geçiniyordu. Başbakandı Turgut Özal o zaman. İcraat yaptı. Ne yaptı? Yani yaratıcılık, iş yapmak ayrı bir yetenek. Tarlaları, Ankara'daki tarlaları arsa statüsüne dönüştürdü Karayalçın ve onları sattı. Onun adına da arsa üretimi dedi. Para kazandı. Belediye kendisi kazandırdı parayı. Yani kimseden beklemeden. Ya siz bunu yapamadınız. Belediyecilikte yapılacak çok işler var. Üretebileceğiniz kaynaklar var. Yararlanabileceğiniz kaynaklar var. Sıfırdan üretebileceğiniz kaynaklar var. Yapamadılar bunu. O yüzden bu en baştaki konuya bağlayayım. Seçmen davranışlarında ki iki unsur, karizmatik lider arayışı ve icraatçı lider arayışı. Şimdi bu ikisini muhalefette biz bugüne kadar görmedik. Hatta yapılanları ve yapılacak olanları engellemek için bin bir takla atıldı diyelim. Efendim o olamaz, o proje şudur, budur. Ya egemen bir devlet yabancıların görüşleriyle hareket etmez. Ülkesi için yararlı olan bir projeyi, bu Kanal İstanbul projesi olabilir, başka projeler olabilir. Laf aramızda Nedim'ciğim sana bir spoiler mı diyorsunuz? İpucu vereyim eski adıyla. Benim de aklımda bazı önemli projeler var, haberin olsun. Çılgın proje. Onları önümüz... Nasıl? Çılgın projeler. Gerçek. Şöyle söyleyelim. Gerçekçi temelleri olan çılgın projeler. Zaten yani Cumhurbaşkanı'nınkiler de öyleydi. İleride. Onların birçoğu yapıldı biliyorsunuz. Evet. Evet, evet. Yani hani havada kalan proje değil anlamında. Evet. Onları ne zaman duymaya başladınız Hülki Bey? Ya ben daha bir fani adayım arkadaşlar şu anda. Biz size seçildiğiniz gözüyle bakıyoruz. Adayım. Mustafa Bey öyle değil mi yok, yani? Yok yok. Sıra daha, itibarıyla. Daha inşallah. İnşallah da daha fani, şu an itibariyle konuşuyoruz ya. Fani bir adayım. Şimdi bu projeleri her zaman yapacak olanlara hizmetine sunabiliriz, anlatabiliriz. Yaratıcı düşünmek lazım ve uygulanabilir projelerin peşinde olmak lazım. Hani şimdi, kentlerle ilgili. Var böyle çok projeler bende de. Onları da konuşuruz burada. Ama lidere bağlayayım, seçmen davranışına. Karizmatik lider ve icraatçı lider. Karizmanın da çok tanımını yapmış bizim sosyal bilimciler. Ama en sonunda geldikleri bir nokta var. Ben onu
çok beğeniyorum. Bana ait bir söz değil bu. Karizma için Tanrı'nın verdiği lütuf demişler. Tanımlayamayınca. Yani doğuştan gelen, yani karizma sonradan edinilmiyor. İçinizde varsa bu heykel gibi. Yani yonta yonta taşı bir heykel çıkıyor ortaya. Hayat boyunca yaptıklarınızla karizma elde ediliyor. İçinizde varsa. Ama Türkiye'de ölen, yok olan, önü açılmayan pek çok insan da karizmasını gösteremeden yok olup gidebiliyor. Yani hayat böyle. Şimdi bunu gösteren politikacılar var mı? Var. O yüzden Tanrı'nın verdiği lütuftur karizma tanımına ben katılıyorum. Çok güzel bir şey. Doğuştan yoksa bu, sonradan çok çalışkan bir insan olabilirsiniz. Çalışkanlık çok güzel bir şey. Mahmut diye ama yetmez. Bir cümleyle izah ediyoruz. Aynen. Ya ne güzel işte, gazetecilik böyle bir şey. Bu kadar uzun uzun konuşurken ben bazen bir şeyi çok ayrıntılı, herkes anlasın diye anlatmaya çalışıyorum yıllardır. Ama böyle zeki arkadaşlarımız bir cümleyle özetliyor. Neydi? Vermeyince Mahmut ne yapsın Mahmut? Öyle derler ya bizde. Evet. Hayır, Dürkheim. Aynen öyle. Dürkheim'in aklına gelmemiş bu söz. Ya, kötü olan bu ya da Max Weber ya, bunu düşünememiş. Mesele şu. Biz onların ya, üzerine kuruyoruz şeyleri. Mahmut. Bizim elimizdeki aslında bu, hani derler ya, Anadolu irfanı, hani halk irfanından doğan şeyleri bir sosyologlar kıymetlendirebilseler Dürkheim'den önce bizimkiler çıkarlar da. Sen yanlışsın. Bak, eyvallah. İşte gazeteci ama şey yönü eksik. Oysa şu söz Freud'un çok önemli bir sözüdür. Ya da Dürkheim'a aittir. Nedir o? Vermeyince Mahmut, neylesin Mahmut sözü ünlü düşünür Dürkheim tarafından deseydi o söz şimdiye kadar duvarlara yazılırdı. Tabii yazılırdı. Değil mi hocam? Tabii doğru. Ama bizim Anadolu irfanında anonim gitmiş, gümbürtüye gitmiş yani. Şeyin meşhur bir filmdeki gibi, bizim şerbeti şişelemiş diyor ya. Kolay şimdi. Kolay. Şimdi şerbet şişelediğiniz ha, işi ticarileştirmek başka bir şey. Gerçekten yani popüler hale getirmek ve ticarileştirmek farklı bir zeka gerektiriyor. Bizde tabii ilim içinde olsa alınız kültürü var ya, bak, paylaşılabilir. Onun bir bedeli yoktur yani. Şimdi paketleme konusunda... Mesela bir liberal ağız da yapabilirsin. Mesela siz ne diyor Türkler falan diye, vermeyince Mahmut ne yapsın Mahmut falan gibi böyle yabancı bir aksan da koysan, Texas aksanı, vallahi tutardı o söz. Ama şimdi bak, Tanrı vermeyince kul ne yapsın falan gibi. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ben mesela sosyolojide doktora tezimi hazırlarken tez önerisi aşamasında tez öneriliyor. Öneri kabul edilirse, önerinin tabii bu az önce anlattığım gibi herhangi bir belediye projesi gibi altını dolduruyorsunuz proje tez önerisinin. O jüriye giriyor, kabul ediliyor. O aşamadayken ben şunu önermiştim tez çalışması yapmak için. Dedim ki Mevlana'daki sosyolojiyi araştırayım. Genellikle tez başlıkları böyle çok alengirli, süslü, uzun cümlelerden oluşuyor ya, öyle bir isim bulabilirdik. Ben de rahat bulurum. Severim çünkü öyle kavramsal ifadeleri. Benim o sırada tez danışmanım olma ihtimali olan bir sosyoloji profesörü dedi ki, Hulki Bey, ben size o konuda yardımcı olamam. Ben Mevlana'yı bilmiyorum dedi. Şimdi bizdeki eksiklik, tabii ben toplumsal hareketler konusunu tez olarak aldım. O konuda tez yaptım. Şimdi biz Yunus Emre'yi mesela ben psikoloji master'ı yaparken de tezini yaparken de benlik, kimlik üzerine çalıştım. Mesela benlik dediğimiz zaman literatürü açıp bakıyoruz Türkiye'de yazılanlara. Yunus Emre akla gelmiyor mesela. Ya Yunus Emre diyor ki bir ben vardır, bir de benden içeri diyor ya. Yani insanların iki benliği olduğunu söylüyor. Siz bunu benlik konusu çalışırken bilmiyorsunuz. Bildiğiniz halde ya da dışarıda bırakıyorsunuz. Ve işte dışarıdaki yabancılar ne demiş onun peşinde koşuyorsunuz. Ya benlik konusunda Mevlana'da, Yunus Emre'de, bizim Anadolu irfanında söylenmiş, yazılmış çok bilgiler var. Ben bunları da koydum master'daki tezime. Yani... Hakikaten Mevlana'daki sosyolojik ifadeler ya da psikolojik ifadeler
dünya kadar kitap çıkaracak zenginlikte. Ama benim hocalarımdan biri, ki onunla tez çalışmadım ben sonra, bu konuda yardımcı olamam dedi. Yani, enteresandır. Kendimize bakmadan yabancılar ne dediyse biz boncuk bulmuş gibi onun peşinde koşuyoruz. Oysa bilgi sahip olanındır. Bilgi sosyolojisi diye bir alan var. Bilginin toplumsal hareketi, toplum içinde bilginin dönmesi, yürümesi, dağıtılması var. Şimdi siz kendi toplumunuz içindeki sosyolojik, hani Anadolu irfanı dedi ya Nedim Şener. Ya bunları bilmiyorsanız, ki biliyorsunuz, belli bir yaşa gelen herkes Anadolu halkının deyimlerini, atasözlerini, antropolojik ifadelerini, çünkü kültür antropolojisindeki yerini bilmezseniz ve bunları kitabınıza koymazsanız, işte Batı'yı tekrarlamış durursunuz. Tekrarlayıp durursunuz. Yani önemli bu. Ona bir katkı yapayım. Şimdi yani bir acı bu gerçekten. Biz hasbelkader o çok eleştirilen, beğenilmeyen tek kanal, TRT'nin tek kanallı döneminden yetişmiş insanlarız. Yani hep onu izlemiş, dinlemişiz. Ve halk türkülerine, radyo ile beraber kendi kültürümüze bizi aşina kılan, bizi ona sevdiren şey öyle gelişti. Öfkemiz de, nefretimiz de, sevgimiz de hep oradan şey yaptı. Ve sonsuz oldu onlara karşı saygımız, hürmetimiz de. Şimdi geçenlerde bir televizyon kanalında vatandaşa soruyorlar Aşık Veysel'in bir dizesini. Bilemiyor, yarısından fazlası bilemiyor. Mesela Yunus Emre dedi ya, ben şimdi bütün yıl onu izledim. 2021 yıldı galiba UNESCO Yunus Emre yılı ilan etti. Yani şu ülkede ne yapılacak acaba? Hemen hemen hiçbir şey. Hemen hemen hiçbir şey. Yunus eskiden Yunus Emre'nin iki tane dörtlüğünü böyle hani şeyde bile yani böyle konuşurken sohbet arasında bile örnek, atasözü gibi örnek verirsin. Şimdi hiçbir şey yok. Bu devamsızlık, yani kendi kökünden bu şekilde kopuş. Ama sorun belli gruplara, Amerika'daki bir rap sanatçısının kız arkadaşını kaçıncı defa aldattığını daha size söyleyebilir yani. Anladın mı? TikTok'tan, oradan buradan. Yani onu anlatır size. Ya da kim kimle beraber ya da eğleniyor. Şarkıları geçtim ya, yani şarkıları bilmesini. O hep öyledir. Hiç mi insan... Popüler olan ya şöyle hiç şey. Mi insan... Baskın yani. Yani şöyle bir şey. Bu eğitim yoluyla... Kültürünü bu yayan aslında. Evinde, yaman. Okulunda, sokakta... Evet. Hiç mi kulağına bir yerden bir şey gelmez? Bak şimdi mesela Aşık Veysel yılındayız değil mi? Ne yapılıyor? Ne diyoruz Aşık Veysel yılında? Şunu söyleyeyim mesela Yunus Emre yılında... Sen Necip Fazıl'ı biliyor musun Nedim? Efendim? Necip Fazıl. Necip Fazıl'ı biliyor musun? Bilmiyorum. Şair miydi? Yazar, şair miydi? Tabii gazeteci. Evet. Bilmeyenler var oradan. Tabii. İma yoluyla... Kinaye. Nedim yakalayamadı. Şimdi şairdi galiba. Yunus Emre yılında mesela bana da çok sayıda geldik. Çok sayıda eser basıldı. Bütün o işte şiirleri, hayat hikayesine dair birçok kurum, devlet kurumu da. Hem eser özel, basıldı hem yabancı dillere çıkıyor. Kitapçılar da öyle. Ay, tabii de farklı değil. Ama bakın. Mesela benim, biz benim masama da geliyor. Da. Mesele benim masam Nedim, değil ki. Ben bunu Nedim, toplumsallaştıramıyorum. Tam az önce söylediğimiz şey işte. Biz şerbet yapmayı biliyoruz ama onu şişeleyemiyoruz. Tabii işte. Şimdi onu hayata geçirmek başka bir şey. Tabii. Oradaki bir unsurdan, bir cümleden yola çıkan cinayet filmi bile yapabilirsiniz. Aynen, bir cümleden yola çıkan. Onun bir cümlesini, bir dizesini şifre haline getirip bir casusluk filmi yapabilirsiniz. Tabii. Ama şimdi nereden beslendiğinize bağlı. Eğer sizin yazarlarınız, senaryo yazarlarınız, bu film işleriyle uğraşanlarınız, popüler kültürle uğraşanlarınız buralardan beslenmediyse, onlar da otururlar birbirlerine yan yana gelip ya üretemiyoruz biz ya. Bizim toplumumuzdan çıkmıyor böyle şeyler falan diye vardır ya. Aydın kaygısı mı ne derlerdi? Eskiden öyle bir meşhur bir şey vardı. Evet yani. Onlar oturup birbirlerine hayıflanıp geceyi de sabah ederler. Ertesi gün ne kadar güzel hayıflandık beraber. Memleketin derdiyle dertlendik falan diye. De mutlu olurlar bir yandan. Kaygılı aydınlar olarak. Kaygılanmaktan çok aslında bu tür şeyleri biraz kazımak lazım. Kazımadıktan sonra ben de her şeyden kaygılanabilirim ama biraz kazıdığınızda... Kaygılanmak bedava zaten. Çok, evet öyle. Diğeri emek istiyor. Evet. Biraz öyle bir şey. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Tabii ben buyurun. Bugün şimdi
Gelirken de aslında biraz bu duyguyla geldim. Hiç art niyetli değilim. Şey de değilim. Hani böyle hesaplanmış falan da değilim bunları ama duygu bu tür şeyleri beraberinde getiriyor. Ama anladığım kadarıyla Hulki Cevizoğlu'nda da benzer bir duygu var. Demin anlattığım hikayedeki, fıkradaki kaymakamı siyasete girmiş muhtar duygusu bende hakim. O yüzden hep böyle hele bir çay söyle bakalım filan modundayım ben. Şimdi ama bir benzeri de Hulki Bey'de var. Çünkü o da demin dedi ki ben daha henüz fani bir adayım. Şimdi adayken fani olunuyor da milletvekili seçilince başka bir versiyona çıkılıyor. O zaman henüz, baki olunuyor. Henüz baki. O tanrısal makama çıkmadan önce yakalanmışken. Ondan bu sonra fanilik çay, bize düşüyor. Bir çay hikayesini de ben anlatacağım. Tamam. Buyurun. Tamam anlatın. Bir gazeteci arkadaşımız bu meclisteki olayları yazmıştı yıllar önce. Yani 30 sene kadar önce. Hı hı. Orada bir fıkra gibi olay vardı. Bir milletvekiline işte seçim bölgesinden 20 kişi ziyarete gitmiş. Oturmuşlar. Galiba senin gibi bir arkadaş da varmış işlerinde. Çay istemiş, çay söylemişler. Çaycı giderken milletvekili arkasından bağırmış çaycıya. Oğlum iyiyse bana da getir diye. Şimdi... Bakalım. Yani yani milletvekili adayken çay hikayesi çok. Ve milletvekiliyken. onu göreceğiz. Çaya beklerim diye ama sonra da çay daveti oraya var gidince... bu arada. Evet. Yok. Yok, Tirebolu çayı size. Tirebolu çayı hakiki. Tirebolu çayı da enteresandır bu arada. Reklamını yapmış olalım. Evet. Hakikaten geçen bir yayında burada mı? Burada. Bir iki itel bir çay. Mesela ben Rize çay içiyorum demiş bir yayında. Sonra bizim memleketten bir arkadaşımız, çay sanayicisi bir arkadaşımız ona bir paket çay göndermiş. Dedi ki çay gönderdi ama ismini yazmamış. Kimi arayıp teşekkür edeceğim? Dedim bizimkiler öyle hediyeyi verirler ama bir teşekkür beklemezler. Yani demek ki hak etmişsin Rize çayını söyleyerek. Trebolu neden önemli? Trabzon'un dışında Rize ve Trabzon'da da az çay vardır. Batı'da en son çay yapılan yer orası. Orası. Özel bir de iklimi vardır. O yüzden onun şeyi de aroması da lezzeti de biraz farklıdır şeyden Rize'den. Biz bu papatya çayı, rezene çayı tartışmasında konuşurken ben Trebolu çayı içiyorum demişti zaten Hulki Bey. Evet. Devam ediyor nitekim. Bir sonraki milletvekilliğinin Giresun'dan olma ihtimali işleniyor böylece. Peki. Şimdi efendim. Şimdi arkadaşlar böyle çok siyaset konuşuyoruz da Karadeniz'den bir şey vereyim. Ben Giresunluyum, Trebolluyum ya. Şimdi biz ortaokuldayken rahmetli babamız tabii o zaman yaşıyor. Yaz tatillerinde memlekete götürürdü. Yaz tatili memlekette hem memleketi görürdük hem fındık döneminde fındık toplardık. Yamaç olduğu için hani Japonya gibi Karadeniz böyle yokuş aşağı. Çay üretimi için ideal bir yer. Çünkü malum hepimizin gözünde canlanıyor. Çay bahçesi böyle kademe kademe. Yani isteseniz de hani yol basamak yapıyormuş gibi basamak basamak harika olurdu. Çay toplamasında biliyorum yani. Haberiniz olsun fındık evet. Toplamasında, ona çay toplamasında. Çayın basamak demiyoruz. Düzde niye? Düzde çay ekilmez mi? Ekilir tabii. Çok da güzel. Düzde. Ama olsaydı ekerdik. Ben ama görmedim. Düzlük hani yok yani. Dedim Şener düzlük yok. Hayır. Özellikle yamacı mı seçiyorlar? Yani ben de onu soruyorum. Düzde yağışlı ekilmez mi? Yağışlı şeylerde. Seçim değil mecburiyet. Alanlarda, yamacı bölgelerde. Yamacı bir kere değerlendirmen gerekiyor. Tamam. Hayır. Mevsimde yerde uygunsa hayır. Kademe kadar. Bir de affedersiniz. Bir de şöyle. Şimdi ben küçükken de uzun boyluydum herhalde. Şimdi fındığı dalından, ocaktan, fındık ocağından topluyorsunuz. Boyunuz, yani ayakta duruyorsunuz. Çayı toplarken hani pirinç tarlası gibi eğiliyorsunuz. Evet. Ve bir süre sonra beliniz ağrıyor. Kademeli olduğu zaman bir kademe aşağı indiğiniz zaman üst kademedekini topluyorsunuz. Az eğilmiş oluyorsunuz. Hem doğayı korumak açısından hem görüntü olarak harika. Arkadaşlar bir çay bahçesi görüntüsü koysa da yok şu ortaya. Bir de şey. Ya daha da şenlik olsa ya. Kademeli olduğu için yaprak verimi daha yüksek oluyor. Düz olduğu zaman yapraklar aynı hat üzerinde kesildiğinden verim o kadar yüksek olmayabilir. Biraz uzmanlık rica edeceğim yani. Nedim Şener şimdi kendince bir bahane buldu. Elektrikli makinelerle topluyor. Peki efendim şimdi isimleri konuşuyoruz malumunuz.
Sadullah Ergin'in ismi çok tartışılıyor. Zaten Nedim Şener onu da vurgulamıştı. Mustafa Balbay'ın itirazı var. Yine Uğur Dündar'ın itirazı var. Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri cezaevinde pimpon oynaması ben geldi. Ben sevgili hani meslek büyüklerimizin... FETÖ'nün kumpaslarını kurduğu günlerin Adalet Bakanı çok... diye Ergin'i kutluyoruz. İyi oyuncuymuş ama diye. Ama pardon, bugün çok... olmadı ben ki. Ben belliydi zaten. Bir şey söyleyeyim yıl. Yani bu meslek büyüklerimize hakikaten saygım sonsuz. Yalnız Kılıçdaroğlu'nun devletin içine FETÖ'cüleri tekrar alma projesinin mimarlarından olan FETÖ paçavrasının yazarı KHK'lı PKK bildirisi gibi bildiri imza atmış KHK'lı Yüksel Taşkın orada baş danışmanlık yaparken abilerimizin hiç sesi çıkmamış. Şimdi mi buna mı itiraz ediyor? Bu artık bitti, olay bitmiş. Yani bu itirazlar için her şey bitmiş. Tıpış tıpış gidip oy verecekler. Bitti, bu kadar basit. Yani Kılıçdaroğlu onlara böyle bir CHP ağır 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 herkesi kullana kullana o noktaya kadar getirdi. Buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yok. Hiç kimse. Kılıçdaroğlu kendini sakladı mı? Hayır. Adam açık oynadı kardeşim. Ben dedi KHK'ları getireceğim dedi. PKK'nın siyasi kolda işbirliğine hayır demedi. Siyasi parti. Ya en azından bakın buna Sadullah Ergin'e şikayet tamam. Alın kardeşim ayağından asın adamı. İstediğiniz gibi linç edin tamam. İyi de bu adam Kılıçdaroğlu PKK'nın siyasi koluyla kol kola ya. Adam Demirtaş'ı övüyor. Ona onu yaparken niye sesiniz çıkmadı? Ben bunu sadece onlar için söylemiyorum. Bütün CHP tayfasına söylüyorum. PKK'nın siyasi koluyla işbirliği yaptı bu adam. Demirtaş'ı güzelliyor ya. Sizin gözünün önünde Demirtaş'a kefil olur musunuz? Demirtaş Kobani bahanesiyle insanların katline sebep olmuş bir terör yardakçısı değil midir ya? Şimdi içeriden güzellemeler yapıyor. Allah aşkına şimdi bir başka parti ismiyle giriyorlar YSP diye. O partinin asıl yöneticisinin kim olduğunu PKK'nın internet sitesi ANF'de Bese Hozat yazdı. Deminden Mustafa'nın da söylediği bazı isimler Hasan Cemaller, işte Cengiz Çandar'a falan itiraz gibi laflar ettiler. Çıktı Bese Hozat dedi ki parti dedi bir şeye karar vermişse kimseye itiraz etmesin biz hedefimize odaklanalım. Pat kesildi. Hedefimize. Bak, aldım o makaleyi duruyor. Bese Hozat'ın hedefi. Tabii. Diyor ki YSP. Şimdi ben şunu söylüyorum. Anayasa Mahkemesi HDP'ye kapatma davası açmış. Bunu gören HDP'liler savunma yapmaktan bile kaçarak YSP listesinden giriyor. Benim Yargıtay'ım hala bu YSP nedir ne değildir diye araştıracak öyle mi? İşte sana siyasi PKK'nın yeni siyasi kolu YSP. Bak ben söylüyorum kavgayı başlatıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar gelsinler üzerime istediği kadar. Şimdi bu işbirliğine PKK'nın siyasi kolu dağdakiler İmamoğlu, CHP, Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı falan filan diye konuştukları zaman ben hiç CHP tayfasına itiraz duymadım. Yahu Sadullah Ergin bunların hepsinden mi tehlikeli? Allah aşkına söyleyin. Timurçu ne Timurçu'ydu? Selim. Selim Timurçu. Hepsinden bunlardan da mı tehlikeli? Ya bu o tiyatrodan vazgeçelim kardeşim. Kılıçdaroğlu çok daha büyük bir tehlikeye götürüyor. Sonunda Sadullah Ergin'in ne yaptığı, kim olduğu, ne yapabileceği kapasitesi belli. Onu ölçebilirsin, kontrol edebilirsin, frenleyebilirsin falan filan. Yahu öbür tarafta PKK'nın siyasi kolundan bahsediyorum. CHP politikalarını yönetiyor diyorum. Adam siyasi parti kapatmayacağım diyor. Kayyum atam, sen kapatmama kararı alsan da fark etmez. HDP'liler sana şey dümen yapıyorlar, hile yapıyorlar zaten. YSP'yi isimlerini adaylarını YSP'den sokarak sen istediğin kadar HDP'nin kapatılmasına karşı çık. İşte Kılıçdaroğlu dedi ki ya bu HDP muhataptır. HDP meşrudur. Güzel. İyi de HDP'liler savunmuyor ki artık. YSP içinde biz varız diyorlar. HDP'nin neredeyse kapısına kendileri kilit vurdular. Anayasa Mahkemesi'nin açtığı davada savunma yapacaklar. Taşınmış oldu diyorsunuz yani. Efendim? Taşınmış oldu yani. Kendi HDP. Kapattı. Partiyi Beşik kapattı. Oldu. YSP. Şimdi Kılıçdaroğlu'ndan ben YSP'yi destekleyen açıklamalar bekliyorum. Yani onu yapması lazım değil mi artık? Çünkü HDP diye bir şey yok. Onlar HDP ile ilişkilerini kesiyorlar HDP'liler. PKK'nın siyasi kolu. Şimdi bütün bakın. Bu arada çok özür dilerim. Bahsetmişken Yeşil Sol Parti'den Sırrı Süreyya Önder İstanbul 1. Bölge 1. sıradan. Hasan Cemal İstanbul 2. Bölge 3. sıradan. Ve Cengiz Çandar da Diyarbakır 3. sıradan aday oldu. Yani, biraz önce sözünü ettim. Ya düşünün ya meclisin haline bakın yani. Ya, bu kişilerin tamamı aşağı yukarı
Ergenekon balyo süreçlerine hepsi destek vermişlerdir, tamam mı? Yani derin devlet, Ergenekon falan diye. Bakın geçmiş, hele Cengiz Çandar'ın yaptıkları, Tam yakışmış yani, tam yerine oturmuş. Hani açılım süreçlerine yaptıkları, yazdıkları, çizdikleriyle beraber tam yerine oturmuş. Onda hiçbir şey yok. Hasan Cemal de aşağı yukarı benzeri şeylerdir. Mesele şu, bu CHP takımından, işte Kılıçdaroğlu etrafındaki olan kişiler bir anda şaşırmış numarası yapıyorlar. Buna eski askerler de dahil, yani Ergenekon balyoz kumpasına. Deli gibi Kılıçdaroğlu kazansın, Erdoğan'dan kurtulalım diyenler, şimdi Sadullah Ergin olunca, ya falan bu böyle olmadı, bak şimdi yani falan filan. Kardeşim, Sadullah Ergin kim ya? Sadullah Ergin ne yapabilir? Adam zaten seçilir seçilmez istifa edecekler. Deva adında, deva mıydı, gelecek miydi? Deva değil mi? Deva. Pardon. Deva. Deva olarak onlar yollarına devam edecekler. Mesele ne? Mesele Kılıçdaroğlu'nun PKK, HDP ile girdiği ilişki. Hiç buna değindiler mi Allah aşkına? Hiç buna değindiler mi? Yani Demirtaş'ı güzelleme onda. PKK'nın siyasi... Ya 2018'de anayasa hazırlığı yaptılar bunlar. Benzerini neredeyse işte özellikle ilgili kendileri söylediler. Avrupa'ya yerel yönetimler özellik şartını da çekincelerimizi kaldıracağız diyen onlar. Ya dolayısıyla neyin itirazını yapıyorlar anlamıyorum. Ne böyle yapınca şey mi oluyor? Ne diyelim, böyle itibarlı bir muhalif haline mi geliyorsun? Ne yapmış şey? Nedir onun adı? Sadullah Ergin. O zaman Adalet Bakanı. O zaman AKP iktidar zaten. Tamam? İyi de AKP'nin başbakanı, o dönemin AKP'nin başbakanı olan kişi, neydi adamın ismi? Ahmet Davutoğlu. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ya oy verdiğinde. Kumpas, İzmir casusluk kumpasının mimarlarından diyorum bakın, Ali Babacan. Daha geçenlerde söylemedi mi? Biz bu Ergenekon balyozda yargılanan herkes öyle masum değil, yeniden bir yargılamamız lazım, şöyle elden geçirmek lazım falan diyen kendisi değil miydi? Ve bu adam senin oylarınla Cumhurbaşkanı yardımcısı olmayacak mı? Neyin numarası bu kardeşim? Sadullah Ergin ne? Niye bunlara, bu iki isme itiraz etmiyorsun? Aa, o demokrasi kahramanı. Onlar demokrasiye, o demokrasi getirecekler. Para getirecekler, öyle mi? Ya bırakın bu işleri Allah aşkına ya. Yani o yüzden yani senin yolun açık olsun Hukki Bey. Bak sen de gelseydin çok iyi olacaktı. Yok kardeşim, yok ben öyle uzakta şöyle, durayım, ne olmuyor şöyle, bu şöyle, işler. Şöyle şöyle, onu da söyleyeyim. FETÖ'cüler, PKK'lılar 14 Mayıs akşamından sonra işte size şunu yapacağız falan diyorlar ya. Şimdi birilerinin onları sokakta karşılaması lazım. Dolayısıyla ben sokakta bulunmayı tercih ediyorum. Yani benim onlara bir sözüm var. Yarım kalan bir hesabımız olduğu için onu nöbet mutlaka göreceğiz. Yani 14'ün 15'inde, 15'inden sonra onlara bu toprakları, ben bu havayı bile cehennem haline getireceğim. Sadece sosyal medyayı falan değil. Onları bekliyorum ben. O yüzden yalnız yapmam lazım o işi. Peki. Şimdi efendim devam edelim. Eklemek istediğiniz var mı bunlarla ilgili Mustafa Bey? Yok. Hulki Bey? Yok. Tamam. Şimdi CHP'den listelerden yine bazı bilgileri aktararak devam edelim. Dikkat çeken isimler. Eski Washington Büyükelçisi Namık'tan İstanbul 3. Bölgeden liste başı oldu. Öldürülen eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi de yine İstanbul'dan aday gösterilen isimler arasında. Dolmabahçe'de gezi olayları sonrasında camide içki içilmediğini söyleyen imam Fuat Yıldırım da İstanbul'dan aday gösterildi CHP listelerinden. Şimdi biraz önce onu vurgulamıştık. Niye böyle bir yol izledi bu illerle ilgili CHP ve İyi Parti tek liste çalışmasından söz ediyoruz. 16 il için uzlaşıya varıldı iki parti arasında. Buna göre Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş, Çankırı'da İyi Parti listelerinden seçime girilecek. Rize, Erzincan, Düzce, Van, Çorum, Adıyaman, Hakkari, Batman, Bartın'sa İyi Parti adayları, Bartın'daysa İyi Parti adayları CHP listelerinden seçime girecek. Mustafa Bey, burada hedeflenen nedir? Neden böyle bir karara vardı acaba muhalefet kanadında İyi Parti? Şimdi oyları maksimize etmeleri gerekiyor. Şimdi dışarıda oy bırakmamak gerekiyor. Birleştirmelerin sebepleri o. Çünkü şeyde yasa değişikliğiyle, bu seçimde yürürlüğe giren yasa değişikliğiyle 2018'deki gibi
İttifak Partisi'ne verilen oy milletvekili dağılımında toplama esas alınmıyor. Partilerin aldığı oy esas alınıyor. Yani artık oylar bir başka milletvekili çıkartılması için kullanılamıyor. O yüzden de o artık oy bırakmamak için partiler büyük partinin listelerine giriyorlar. O bakımdan tercih etmelerinin en önemli sebebi o. Ortak liste bu illerde özellikle bunlar dikkat ederseniz 2, 3, 4 milletvekili, 5 milletvekili çıkartan yerler. Büyük şehirlerde pek uygun değil o. Ama diğer illerde bu işe uygun. Burada mesele şu biraz işte demin bahsettiğim hadise. İsimlerin bir partiye oy verme eğilimlerinin Anadolu'da biraz daha keskindir. Bizim Melik Yiğitel'in kulakları çınlasın. Babasından rivayet anlattığı bir şey vardı. CHP'den haz etmeyen bir babası vardı rahmetli. Ve bir şey olunca da hani tanıdıkları milletvekili adayı olmak, siyasete girmek istiyoruz diye çok da ünlü isimler bugün CHP siyasetinde ve sol siyasette sonradan ünlü isimler haline geldiler. Kendisi bir ara anlatır daha doğrusunu. Biz Hacı abi bize destek ver filan diye geldiğinde size tam vereyim. Nereden aday oluyorsunuz? CHP'den. CHP'den. Ve üstelik benden destek istiyorsunuz. Şimdi CHP'ye böyle bir bakış var Anadolu'nun önemli bir kesiminde. Dolayısıyla şimdi orada bugüne kadar da o bakışın muhalifi olarak siyaset yapma gelmiş olan insanlar bir dakika şimdi biz sana oy vereceğiz de Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi? Öyle olacak mı olmayacak mı? İşte biraz onu göreceğiz biz. CHP'de işte İYİ Parti'nin Rize'de aday göstermemesi, orada İYİ Partililerin CHP'ye geçmesi biraz DYP CHP ilişkisini ben hatırlıyorum Rize'de. Yani hiç şey değildir mesela yumuşak geçiş olmaz yani aralarında normalde. Ama şimdi bakalım bu yumuşak geçiş olacak mı olmayacak mı? Bu bir sinerji mi olacak yoksa iki tarafta da kayba mı neden olacak? Peki. Şimdi o yüzden bu hakikaten siyasal olarak, sosyolojik olarak irdelenmesi gereken bir tablo çıkaracak karşımıza seçim sonuçları. Ben birçok sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Sürpriz olmazsa da bana sürpriz olur. Çünkü bu kadar partinin aldığı karara uyan bir seçmen doğrusu beklemiyorum. Yani madem CHP böyle dedi, madem Meral Akşener bizim için bunu uygun gördü, bunu yapalım. Çünkü bakıyorum AK Parti'de böyle olmuyor. Peki. Bu arada araya gideceğiz ama şunu da aktarayım. Selin Sayek Böke, Aylin Nazlı Aka, Ahmet Akın, Onursal Adı Güzel, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Lale Karabıyık. Bu isimlerde liste dışı kalan Aylin Nazlı Aka'da mı liste dışı kaldı? Evet. Birazdan konuşmaya devam edelim. Kısa bir ara sonrasında yeniden karşınızdayız. Tuttum. Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. CHP'nin listelerini konuşuyoruz. Malumunuz bugün liste savaşlarında Balbay'ın tweetini gördüm de. Kazananların, listelerde olanların açıklandığı gündü. Buyurun. Sevgili Mustafa Balbay diyor ki, Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri cezaevinde pimpon oynaması geldi. Hani o FETÖ'nün en alçak kumpaslarını kurduğu günlerin Adalet Bakanı. Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş. Bence bu sözün muhatabı CHP içindeki oyuncular olmalıydı. Kılıçdaroğlu olmalıydı. Yani Mustafa Balbay, sevgili Mustafa Balbay eleştiri yapacaksa Sadullah Ergin herhalde zorla gidip de beni listeye alın, tırmanarak 14. kata çıkıp dosyaya kendi ismini yazdırmadı ya da yazmadı gece karanlıkta. Onu oraya Kılıçdaroğlu aldı. Eğer bir sözünüz varsa CHP'nin adayları konusunda Sadullah Ergin, Selim Temurcu veya diğerleri hakkında bir itirazınız varsa bunu doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu'na bildirmeniz gerekmiyor mu? Listeyi yapan o çünkü. Yani bu listeye almayabilirdi. Listenin dışına da bırakabilirdi Kılıçdaroğlu. Ama yapmadı. Onu listenin seçilebilecek sırasına koydu. Dolayısıyla eleştiri kime yapılmalı burada? Kılıçdaroğlu'na yapılmalı. İyi oyuncu kimmiş sevgili Mustafa Balbay? İyi oyuncu aslında Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş.
Bir taraftan Atatürkçülük oynuyor, bir taraftan bunlarla kol kola halay çekiyor. Siz de tabii eleştiri yaparken doğru yere değil de efendim şeye ne o aday listesine ismi girene söylüyorsunuz. Kardeşim bir de bunun yanında yine söylüyorum, bakın hatırlatıyorum. Bu günleri çok önceden anlatmış biri olarak, bu günleri anlattığı için de hakarete ve iftiraya uğramış, CHP'liler tarafından hakarete ve iftiraya uğramış birisi olarak anlatıyorum. Bu daha iyi günleriniz. Siz o meclis kompozisyonu bir çıktığında o zamanki fotoğrafa bir bakın. İşte o eser sizin eseriniz. Bugüne öyle geldi. Siz bu Musa Babay o partinin milletvekiliydi. Ön seçimi kazanan, bugün de koysa kazanacak adam. Ön seçim niye kalktı kardeşim? Kim kaldırdı bunu? Değil mi? Yani ve en kötüsü Musa Babay İzmir'in artık önünden geçemiyor değil mi şey olarak, milletvekili olarak. Ama bir FETÖ destekçisi Yüksel Taşkın, baş danışman yapılmış Yüksel Taşkın şimdi birinci bölge birinci sıra İzmir'den. Bunu nasıl izah edecekler ya CHP'liler İzmirlilere, ben çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani Balbay mesela o isterken Sadullah Ergin'e bu kadar sitem ediyor ya. O en acı kumpas davalarının en büyük destekçilerinden Taraf Gazetesi'nin de yazarı ve kendisi de destekçisi olmuş birisi Yüksel Taşkın. Onun için o isteyeceksin sen şimdi. Hani hep diyorlardı ya Stockholm sendromu diye. Şimdi topyekün bir Stockholm sendromu yaşıyorlar. Kendi katillerine oy verecekler. Kendi katillerini seçecekler. Şeye, meclise sokacaklar. Peki şimdi ama yaptıkları da sadece sistemden öteye geçmiyor yani. Muharrem İnce'nin de iddiası var. Muharrem İnce diyor ki 10 Nisan'da bir şeyler olacak dedim. Biliyor musunuz ne olacak? Yıkılacak. Siyasi deprem olacak. Şu CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak, kalbiniz sızlayacak, yüreğiniz daralacak, utanacaksınız. CHP listelerini gördüğünüzde Muharrem İnce'nin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Şimdilik bir şey söylemiyorum. Yarın konuşacağım onu, yarın diyor. Tabii. Yani 10 Nisan için, yarın. Tabii yarın için. Yani. Ve şöyle eleştirisi var. Aslında bütün altılı masa liderlerinin Kılıçdaroğlu dışında zikredip ey Kılıçdaroğlu seni kabul ederim ama ne bana ne vereceksin diye onların sorduğunu iddia edip karşılığında işte Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Çok net. En sonunda da Meral Hanım'ı masaya geri döndürmek için formül lazım. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, size de verdik Aşık Cumhurbaşkanlığını. Hanım. Yeter ki beni aday Aşık yapın. Hanım. Bak. Evet. CHP'liler sözüm ona. Mantığıyla işte, hareket ediyor. Gazeteciler, CHP'ye yakın insanlar Sadullah Ergin'e itiraz ediyorlar. Niye? FETÖ döneminde Adalet Bakanı'ymış. Bu adamın FETÖ evlerinden yetişmediğini biliyoruz. Ama o dönemki Adalet Bakanı olması hasebiyle bunu söylüyorlar. Güzel. Tamam, eleştirme hakkı çok doğal. Eleştir. Ama aynı dönemde başbakanlık yapmış. Aynı dönemde İzmir Casusluk Kumpası'nın mimarlarından Ali Babacan'a niye sesiniz çıkmıyor? Hem de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak devlet yönetecekler bunlar. Bakın hesaba göre Kılıçdaroğlu seçilirse diğer 7 Cumhurbaşkanı yardımcısıyla mutabakat içinde her kararı alacaklar. Hatta KHK'ları böyle iade edecekler. Mesela Sadullah Ergin seçilirse Deva Partisi'ne istifa edip Deva Partisi'ne geçecekler değil mi? Mecliste o şekilde oturumda bulunacaklar. Diğeri yani Babacan, ki Babacan Balyoz Ergenekon davasında yargılanan herkes masum değildir, bir daha şöyle elden geçirmek lazım diyen, bu kampanya sürecinde bunu söyleyen, KHK'lıları da alacağız diyen, söz veren Davutoğlu ile beraber, Kılıçdaroğlu ile beraber, ya KHK'lıları alacağız. Baş danışmanı Recep diye bir eski asker açık söyledi. 5400 yargıçtan, FETÖ'cü, hakim, savcıdan yaşı tutanları geri alacağız dedi. Askerleri de alacağız dedi. Ya Sayın Balbay veya CHP'liler, siz daha o günlere hazır olun. Merak etmeyin ama siz oturup kenardan eleştirirsiniz. İki sistem tweet atarsınız. Merak etmeyin ama onlara söylüyorum. 15 Temmuz'da onlara karşı en kahramanca mücadeleyi vermiş bu millet, size yemin ediyorum yine o gün bu ülkeyi savunacak. Siz kenardan oturup yine car 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 konuşacaksınız. Evlerinizde oturacaksınız. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ben bunu biliyorum. Çünkü niye? Sizin FETÖ veya PKK diye bir derdiniz yok. Bak burada Sadullah Ergün üzerinden sözüm ona bir takım isimler. FETÖ'cü bu işte şuna kumpas kurmuş. Kardeşim
kumpasın babasını kuran adamlar Cumhurbaşkanı yardımcısı, devlet yönetecek diyorum. Yani yarın KHK'lar alınırken, devlete iade edilirken bunlar imza atacaklar. Bunlar istediği için o olacak. Peki. PKK'nın siyasi koluyla iş tutulurken bunlar imza atacaklar. Siz neyin tiyatrosunu oynuyorsunuz bu millete ya? Onlar kendi taraftarlarını istediği oyunu oynasınlar. O iyi oyun, o şeye Sadullah Ergin'e diyor ki sen iyi oyuncu musun? Yok baba, ben en iyi oyuncu sizsiniz. Çok iyi oynuyorsunuz, çok iyi demokrat rolü, çok iyi solcu rolü oynuyorsunuz. Ama biz bunları söylediğimiz için yıllardan beri sizin tarafınızdan hakarete uğruyoruz. Ama şükür bize kızmaların ana sebebine, bana kızmaların ana sebebine hakikati söylüyor olmam. Yoksa bambaşka bir yalan, böyle boş şeyler konuşsam ciddiye alınıp kızılır mı? Niye bu kadar hakaret, iftira ediyorlar? Çünkü söylediğim her şey hakikatti. Her şeyi zamanında söyledim. Bugün de olacakları o günden söyledim. Yarın başınıza gelecekleri bugünden söylüyorum. Zira Ali Babacan, Davutoğlu gibi ekibin içinde yer aldığı bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sisteminde, Sadullah Ergin'in de desteklediği bir yerde elbette ki Fenerbahçe'ye kumpas, Ergenekon, hatırlıyor musunuz? Ergenekon davası niye beraatle sonuçlandı? Delil yetersizliğinden. Yani böyle bir örgütle ilgili suç olup olmaması değil. Yani delil bulunursa, yani devletin içinde sızdırılacak FETÖ'cüler ya da şu andaki devletin içindeki FETÖ'cüler bir delil uydurursa, Balbayı'ndan tut bilmem neyine kadar, şöyle bir Ali Babacan'ın deyimiyle elden geçebilirler yani. Şimdi Muharrem İnce'nin aslında yorumundan ve tepkisinden bahsediyorduk. Biraz önce ifade ettik. Yani herkese Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını onaylamaları karşılığında Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıttı, bakanlık dağıttı diyor. Sonra da şimdi milletvekilliklerini dağıtıyorlar bugün. Evlere şenlik, evlere diyor Muharrem İnce. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. Bana kızıp hain diyenler var ya, aynaya bir bakın, hainleri görürsünüz diyor. Böyle bir eleştiri var Muharrem İnce. Ben size bakın, yani özür dilerim. Bugün hani herhalde bugünün adayı özelliğinden Yüksel Taşkın kim ne yazmış onu anlatayım Atatürkçülükle ilgili. 2008, Atatürkçülükle ilgili. Atatürkçülükle ilgili 2008 yılındaki röportajından. Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla, farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizmin dışlayıcı bir etnik milliyetçiliği ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorunu sıkıştığında Kemalizmin ırkçı tarafı ortaya çıkıyor. Allah aşkına söyleyin, Kemalizmle ırkçılık nasıl lafzi olarak yan yana gelebilir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlığını yapmış yıllardan beri. Şimdi de İzmir 1. bölge 1. sıradaki Yüksel Taşkın. Bunları röportajında söylüyor. Bana bir tane örnek söylesinler. Yani Atatürk'ün milliyetçilik, Türk milleti tanımından başlayarak söylüyorum. Samsun'a çıktığı andan itibaren Erzurum, diğer Sivas Kongresi, Amasya'da neresinde ya da Hulki Bey'in okuduğu Balıkesir'deki hutbede mesela. Nerede görülmüş Atatürk'ün Türk milliyetçiliğini, yani Türklük kavramını bir ırkçılık bağlamında kullandığını? Ya adam bak, Yüksel Taşkın'ın bin defa dünyaya gelse aklının yetmeyeceği cümle şudur Atatürk tarafından dile getirilen. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Şu 7-8 kelimeyi dünya üzerinde bu kadar incelikli bir araya getirebilecek Allah'ın kulu olmaz, biliyor musunuz? Bir, mesela halklarına deriz, onu başka türlü cumhuriyet demeyiz. Bak, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, bak, bizi bir halk olarak tanımlıyor ya, içimi hepimize Türk milleti. Bak, burada neresinde ırkçılık var? Yani anası babası bilmem ne olan, şöyle olan, kanında bu bilmem ne şeyi olan, kan grubu şu olan. Hayır, böyle bir şey yok. Biz Alman değiliz. Biz Fransızlar gibi de değiliz. Biz Avrupa'daki ırkçılar gibi değiliz. Ya onların çok öykündüğü, kölesi olduğu Avrupalılar var ya. Biz onlar gibi ırkçılık tarihimiz yok hiçbir zaman bizim. Biz Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de hepsini beraber hala bugün, eğer bu ülkede bir eşitsizlik varsa Kürt de Türk de aynı şekilde bundan muzdariptir. Eğer bir mutlu olacağımız bir an varsa Kürt de Türk de bundan eşit mutlu olur. Bu kadar kadim bir birlikteliğin sahibiyiz biz ya. Anadolu'ya geldiğimiz günden beri hep beraber bir yaşamışız.
Ama Türk milletini tanımlarken, Yüksel Taşkın kafasıyla, CHP'nin yeni milletvekili kafasıyla, işte Balbay'ı o listeden atmışlar, milletvekili yapmıyorlar. Ön seçim yapılsa yine seçilebilecek adam İzmir'den milletvekili değil, Kuvayi Milliyeci oldu. Herkes bilinir Mustafa Balbay'ın. Ama Yüksel Taşkın gibi bir bir adam, bir liberal çakma getirmiş Kemalizmle ilgili bunları söylemiş. Bu adam PKK bildirisine imza atmış. Bu adam FETÖ yardakçılığı yapmış. Şimdi Atatürk'ün partisinden de İzmir'den milletvekili adayı ya. Vallahi hayırlı olsun CHP'lilere kardeşim. Peki. Hulki Bey, buyurun sizinle devam edelim. İnce'nin eleştirileri, Nedim Şener'in değindiği noktalar, bu ırkçılık meselesi, Kemalizmle ilgili... İzmir birinci bölge birinci sıra adayı bahsettiği isim Nedim Şener'in CHP listesinde. Buyurun. Ben kişiler üzerinden ziyade genel bir şeyler söyleyeyim. Tabii, buyurun. Şimdi Atatürk'ün bu konuda da söylediği sözler var, ciddi ciddi. Türkler ve Kürtler kardeştir sözü Atatürk'e ait. Yani isyanları bastıran... Cumhuriyet'ten sonra 3 tane isyan çıkmış. Cumhuriyet'ten evvel Osmanlı zamanında 15 tane isyan çıkmış. Şimdi de PKK'nın yaptıkları var. Bütün bunları Atatürk ayırıyor. Terörü, isyanı ayırıyor. Ama Türkler ve Kürtler kardeştir diyor defalarca. Bu kardeşliği bozmak isteyenler, yani aslında... Türkiye'de bir ulusal bilinç, milli bilinç için yeni çalışmalar düşünmek lazım. Şöyle, en basitinden başlayayım. Yaşı belli bir yaşlı olan insanlar, 1980 öncesi gençlerin birbirine düşürüldüğünü, günde ortalama 20 ile 25 civarında gencimizin karşılıklı olarak birbirini öldürdüğü bir dönem yaşadık uzun zaman. Kenan Evren de darbe yaparken ne demişti? Bunları önlemek yerine sıkı yönetim olmasına rağmen önlemedi. Şartların olgunlaşmasını bekledik dedi. Şimdi dünyadaki emperyalist güçler Türkiye'de Osmanlı'dan bu yana, Cumhuriyet dahil günümüzde de öyle. Milleti çeşitli biçimlerde kutuplaştırarak karşıt, zıt noktalarda birbirine düşürmeye çalışıyor. Kimi zaman bunu 80 öncesinde olduğu gibi sağcı solcu, komünist, faşist dualitesi, ikiliği, zıtlığı ile yapabiliyor. Kimi zaman Alevi-Sünni zıtlığı ile zıtlaşması yaratmaya çalışıyor. Kimi zaman Abdülhamit mi, Atatürk mi tartışması yaparak Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. Şimdi tarihimizi biz Osmanlı tarihini de, Cumhuriyet tarihini de yanlış okursak, eksik okursak, ve özellikle yabancıların anlatımıyla okursak yanlış olur. Üniversitelerimize çok iş düşüyor. Daha önceki televizyon programlarında şunları söyledim, anlattım. Abdülhamit'in, yani Abdülhamit dediğimiz zaman ikinci Abdülhamit'i kastediyoruz. Aslında pek çok kişi uğraşmadığı için bilmez. Bir de birinci Abdülhamit var Osmanlı'da. İkinci Abdülhamit'ten söz ediyoruz Abdülhamit dönemi dediğimiz zaman. Abdülhamit döneminde yapılanların listesini çıkarmıştım. Sadece birer satır olarak yaptığı yatırımları yazıyoruz. 3 A4 sayfası tutuyordu. 3,5 A4 sayfası. Birer satır yaptığı işler, kurduğu okullar, fabrikalar, sanayi falan, demir yolları. Şimdi onu da bize yıllarca mesela ne diye anlattılar? Abdülhamit, Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı? Ya bunun ortası yok mu arkadaşlar? Abdülhamit'in döneminde yapılanları dedim ki o katıldığım programda, ismini vermeden yapılanları saydım ve tarihini de söylemedim. Bunları kim yapmış olabilir? Ya bunların hepsini bilmeyen birisi Atatürk yapmıştır diyebilir. Atatürk'ün projeleri gibi. Aslında Batı'nın Abdülhamit'e de düşman olmasının nedeni bu yatırımlar. Ya efendim, şimdi baskıcı yönetim varmış o zaman. Ya şimdi ülkeyi, ya bugün ana haberlerde, dün ana haberlerde görüyoruz. Amerikan polisinin kendi halkına davranışını, değil mi? Ekranlarda görüyoruz. Fransız polisinin davranışını görüyoruz ekranlarda. Hükümetlerinin davranışını görüyoruz. Hükümetlerin, mesela Fransa'nın eskiden beri Mitterrand, Madame Mitterrand, Monsieur Mitterrand, onların hepsi zamanında
PKK'ya verdikleri destekleri görüyoruz. Avrupa'daki desteklerini Türkiye'deki şimdi devletin yok ettiği içerideki PKK'ya verdiği destekleri biliyoruz. Abdülhamit zamanında da böyle yapıyordu. Yani Batı, İngilizler Abdülhamit zamanında da benzerini yapıyordu. Şimdi devlet kendisini korumaya çalıştığı zaman yaptıklarıyla yatırımları bunları topluma işte ekranlar yoluyla, çeşitli platformlarla, üniversitelerimizde özellikle. Bizim üniversitelerimiz hani Atatürk Zaunos Paşa Camisi'nde, Balıkesir rütbesinde camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkacağımız yerler değildir. Millet işleri, din ve dünya işleri, millet işleri görülecek yerdir diyor ya onun gibi. Üniversitelerimizde birbirimizin yüzüne bakarak, orada bakmaksızın yok, birbirimizin yüzüne bakarak sınıflara girip çıkıp yabancı bilgileri papağan gibi tekrarladığımız yerler olmamalı. Üniversiteler öncülük yapmalı, üniversitelere öncülük yaptırtılmalı, bu görev verilmeli ve kendi tarihimizi doğru biçimde anlatmalıyız. Tarih yazıcılığı diye bilim dalı var. Tarih anlatmak, tarih yazıcılığı. Atatürk de bu konuda da ne diyor? Tarihi yazanlar, tarih yapanlara sadık kalmalıdır diyor, değil mi? Atatürk de bir tarih yapıcısı. Aynı zamanda tarihi de yazan kişi. Nerede yazmış? Nutuk'ta yazmış. Şimdi Atatürk her şeyi yazmış. O zamanki askerler, komutanlar, askerlerde bir adet var. Cephede kitap okuyor, cephede not tutuyor. İnönü'nün de notları var, Atatürk'ün de notları var falan. Şimdi sonra tarihi yazarken tarihin gerçekliğine sadık kalmadan tarafgir yazıldığı zaman Abdülhamit'i bir kesim insana Kızıl Sultan gibi anlatmış oluyorsunuz. Yaptıklarını bu şekilde anlatmıyorsunuz. Atatürk'ü anlatırken bir kısım insana şablon gibi anlatıyorsunuz. Atatürk'ün söylediklerini ifade etmiyorsunuz. Şimdi gene belki hani çılgın projeler kavramı var ya Türkiye'de. Atatürk'ün, bu arada sağ olsunlar telefonum sessizdi ama habire telefonun ışığı yanıp sönüyor. Bildik bilmedik telefonlar arıyor. Herkese hayırlı olsun telefonları. Evet. Ekrandan herkese bizi inşallah izliyorlardır. Arayanlar tanımıyorum çoğunu. Hepsine teşekkür edelim ama canlı yayındayız. Şöyle, Atatürk'ün de çılgın gibi anlaşılacak bugün bilmeyenler için sözleri var. Bir tanesini söyleyeyim. Bugünkü tartışmalara da uygun. Bugün Atatürkçü geçinen goygoycuların, samimi Atatürkçülere hiçbir zaman sözüm olmaz. Ne iş yaparsa yapsın, samimi inançlara zaten kimsenin sözü olmaz. Şimdi tek adam yönetimi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok eleştirdiler değil mi? Şimdi kendileri 7 tane, belki yarın 50 tane tek adam olarak yönetecekler eğer kazanırlarsa. Yani ben kazanacaklarını da asla zannetmiyorum. Ciddi bir oy oranıyla yenilgiye uğrayacaklarına da çok eminim. Yani bunu bir tarafgirlik içinde de söyleyebilirim ama olabildiğince yansız, nesnel, objektif bakmaya çalışıyorum. Dün de bunu görüyordum, bugün de bunu görüyorum. Şimdi ona rağmen bu eleştirilere Atatürk'ten cevap vereyim. Atatürk'ü örnek göstererek, arkasına saklanarak, efendim şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tek adam diyorlardı. Atatürk tek adam değil miydi? Tek adam yönetimi değil miydi? Meclis hükümeti kurmadı mı? Meclis başkanı Atatürk değil miydi? Atatürk meclis başkanı olarak başbakanı İnönü'yü atamıyor muydu? Onu görevden alıp Celal Bayar'ı atamıyor muydu? Peki Atatürk'ün şimdi kuvvetler ayrılığı konusunda söylediklerini goygoycu Atatürkçülerin kulağına küpe olsun diye bir kere daha söyleyeceğim. Ben kendi kitaplarımda da yazdım bunu, kaynakları, dipnotları kaynakçalarıyla birlikte. Atatürk 3 farklı kaynakta çevirileri birkaç tane kelimesi farklı olarak, yani anlamı bozmayan, anlamın hepsi aynı, bir iki kelime farklı olarak 3 değişik kaynakta aynı şeyi söylüyor. Diyor ki efendim tabii ki kuvvetler birliği olacaktır diyor. Bakın kuvvetler birliği olacaktır diyor Atatürk. Kuvvetler ayrılığı diyor olamaz diyor. Hani bugün kuvvetler ayrılığı deniyor ya. Atatürk diyor ki ya Atatürk'e diyeceksiniz ki ya Atatürk yanlış söylemiş diyebiliyorsanız bunu söyleyin. Atatürkçüyüm deyip Atatürk'ün sözünü almazsanız Atatürk ne diyor? Gerçekleri söylemekten asla kaçınmayınız diyor. Atatürk'e de manevi mirasına da ihanet etmiş olursun. Şimdi diyor ki
kuvvetler ayrılığı İngiltere'de çıkmış zayıf devletlerin uydurmasıdır mealinde sözü var. Bir dahaki toplantıya metnin aynısını getiririm buraya. Şimdi bunu birçok yerde bulamıyorsunuz. Araştırdığınız zaman buluyorsunuz Atatürk'le ilgili. Evet. Ben buldum, açık ve net olarak kaynaklarında kitabımda yazdım. Kitabın adı Gizli Sözler Kitabı. Gizli sözler değil, açık, Atatürk açık açık söylemiş ama ben kitabın adına Gizli Sözler adını koydum ki ya bilindiği halde bilinmiyormuş gibi yapılıyor, gizleniyor anlamında gizli sözler dedim. Şimdi nereye koyacağız Atatürk'ün bu sözünü? Nasıl anlayacağız? Kuvvetler ayrılığı zayıf devletlerindir. Montesquieu'nun uydurmasıdır diyor. İngiltere'de yönetimi yapamadılar manasında bir şey söylüyor. Oraya kılıf hazırlamak için kuvvetler ayrılığını buldular demeye getiriyor Atatürk. Yarın akşam size getireyim aynı sözleri. Birebir okurum burada. Şimdi şok ediyor mu bizi bu? Atatürk'ün sözü. Bugünkü Atatürkçülerin peki, savunmalarının tersine. Peki bir şey sorayım Ülkü Bey. Biz şimdi Atatürk tabii Osmanlı döneminde yetişmiş. Devrin en büyük imparatorluğunun içerisinde yetişmiş. Her ne kadar birçok yerde zayıflamış ve sendelemekte olsa da hala belli kurumlarında gücünü koruyan bir devletin yetiştirdiği dönemin önemli askerlerinden biri. Tırnak içinde o günün dünyasını da görmüş bir insan ve yönetim biçimleri hakkında da kafası çalışıyor. İçeride de çünkü yönetim değişikliği olsun diye uğraşılan bir dönem. Bir tarafta bunu Cumhuriyet döneminde söylüyor ama. Tamam, olabilir. Olabilir, bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Daha şey. Şimdi bir tarafta da Sovyetler Birliği'ni oluşturacak olan gelecekte bir siyasal hareketlenme var Fransa'da vesaire filan. Şimdi böyle bakınca bütün bu akımların içerisinde olan genç bir imparatorluk, iddialı imparatorluk subayı. Oradan alıyorum ben ve 1930'lara kadar getiriyorum. Şimdi dönemin içerisinde gördükleri var. Avrupa'da herkes faşistleşmiş. Kendi döneminde o eğilimler başlıyor ve büyüyor. Onları da görüyor. Bir tarafta Sovyetleri de görüyor. Ama iki tarafa da bir eğilim göstermiyor. Çünkü bir imparatorluk olarak diğerlerinden çok farklı olduğunu biliyor. Kendi sosyolojisinin de devlet geleneğinde farklı olduğunu biliyor. Ve orada bir karar veriyor. Daha doğrusu bir değerlendirme yapıyor. Şimdi sizi dinlerken onu anladım ben. Bir değerlendirme yapıyor. Bu değerlendirme değişebilir de bir süre sonra siz farklı değerlendirmeler yapıp de bunu değiştirebilirsiniz de. Çünkü ilk söylediği şey Atatürk'ün işte bu Kuvvetler Birliği daha iyidir ve daha önemlidir. Tamam. Ama sonra bir şey daha söylüyor. Doğruyu söylemekten de çekinmeyin. Şimdi bu devletin yararına, toplumun yararına bu Kuvvetler Birliği'nde değişiklik yapma hakkınız da mahfuz. Ben Atatürk'ün söylediklerinden bu hakkın mahfuz olduğunu da anlıyorum. Yanılıyor muyum? Tabii. Doğru. Doğru. Peki. Atatürk şartlara göre uyan birisiydi. Nitekim bu sözleri kendisi tek adam olduğu zaman söylüyor. Evet. Daha sonra da çok partiye geçme çalışmaları da yapıyor malum. Evet. Yani Atatürk zaten çağdaşlığa uymayı da gerektiriyor. Dediğiniz doğru. Hatta ben size bir şey daha söyleyeyim. Hani bu bizde böyle anlaşılıyor. Kendimizi hep çağın gerisinde gördüğümüz için her bakımdan. Yani teknolojide olabilir, çağın gerisinde kalabilirsiniz. Yönetim sistemleri bakımından da çağın gerisinde kalabilirsiniz ama mantalite olarak çağın gerisinde kalma işini anlamıyorum ben. Çünkü onun iktisap edilmesi, hatta oturduğunuz yerden çağın ilerisinde görüşlere sahip olabilmeniz pekala mümkün. Ben bu memlekette öyle bir dönemde yaşadım. Muhtemelen hepimiz çağdaş uygarlığı yakalamak. Neden? Sürekli o pip bizim önümüzde olacak. Bizim kabulümüz bu. Bu çağdaş uygarlık seviyesi hep bizim önümüzdedir. Biz hep onun peşinden koşmalıyız. Hayır, öyle bir şey yok. Biz çağı kendimiz yeniden yorumlayıp bir çağın önünde ya da yeni bir çağın başlangıcında yer alamaz mıyız? Pekala alabiliriz. Çağı açıp kapatmış bir, çağı kapatmış bir devlet geleneğinden geliyoruz. Devlet anlayışından geliyoruz, yönetim anlayışından geliyoruz.
Çok ortaklı bir yönetim anlayışının hakim olduğu binlerce yıldan sonra tek ailenin padişahlığında bir yönetimi de 600 yıl yürütebilmişiz mesela. Ondan öncekiler çok ortaklı bir yönetim. Evet yine bir baş var ama çok ortaklı bir yönetim. Selçuklu yönetim. Ondan öncekiler de öyle. Onları bir araya getiren bir irade var. Hepsi onun arkasında diziliyor. Ama ortaklıklarını da ittifaklarını da reddetmiyorlar. Tamam bundan sonra baş padişah sensin. Hadi senden yürüsün bu iş falan demiyor kimse yani. Ama tersini de yapmışız Osmanlı dönemi gibi. Şimdi biz pekala demokrasiyi geliştirebilecek enstrümanlara da sahibiz. Ama başta konuştuğumuz bir şey vardı ya, bunu biz Avrupa Batı kaynaklarından okuyarak onu kendimize uydurmaya, hatta düzeltiyorum, bırak onu kendimizi, kendimizi ona uydurmaya çalışırsak olmuyor. Bana da geliyor bizim bazı bu işlerden anlayan arkadaşlarımız var, modadan falan. Diyorlar ki işte şu yaka İtalyan yaka, İtalyan gömlek veyahut işte bilmem ne İngiliz yaka, biraz daha açık oluyor galiba o falan, çok yakışır filan. Olmuyor, içinde Türk var. Olmuyor, birinin göbeği tutmuyor. Berikinin yakası boyuna uymuyor filan. Şimdi ben kendimi ona uydurmaya çalışırsam ne olur? Seninki hangisi şu anda? Komik olurum. Benimki yok. İşte en rahat bulduğum şey yerli malı, yurdum malı. Bazılarını da mümkün olduğu kadar terzide yaptırıyorum. Şimdi bazen diyorlar ki ha diktirdin mi filan. Havalı bir şey ya diktirmek. Rahmetli babam memurdu. Konfeksiyon giyinmezdi. Tercihen değil bak, giymezdi diyorum ama bunu biraz ironi olsun diye söylüyorum. Giyinemezdi. Çünkü boyu müsait değildi. İstenilen bedenin eni uyuyordu, boyu uymuyordu. Ben de öyleyim. Ben de aşağı yukarı babamla aynı boydayım. Yani çok uzun boylu değilim. Kalıp da geniş. Öyle olunca biz mecburen, babam da mecburen elbise diktirirdi. Bu bir mecburiyetti. Bizim amcalarımız filan da, onun dayısı benim amcalarım filan, onlar da terziydi. Dikilirdi. Bu hiç şey değildi bu. Lüks bir şey değildi yani. Marifet, iltifat meselesiydi. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Biz kendi kaynaklarımızdan kendi elbisemizi dikemezsek, kavramsal altyapımızı... Toplumsal elbiseyi mi? Evet, o kadar. Ama peki, aynı kavramlara yani siz işte sosyolojiyi Durkheim'dan, ne bileyim... ahlakı Kant'tan falan öğrenirseniz şöyle, geçmiş olsun yani. Çok basit, bu bir yaradır. Bir ülkenin en varlıklı kesiminin, yani üst gelir grubunun en sağlıklı çocuklarını siz bu ülkenin yabancı okullarına teslim ettiğiniz zaman bu iş bitmiştir kardeşim. Dünyada böyle bir eğitim, buradaki bir eğitim sistemi yok. Hani şöyle mesela, Allah siyaset korusun, yapmayalım. Böyle siyaset, bak bir ülke, bu ülkeyi birisi yabancı bir güç işgal etseydi, Allah korusun, bir faraziye söylüyorum, eğitim sistemine bu kadar çorba etmezdi, biliyor musun? Hiç olmazsa tek yönlü kendi eğitim sistemini şablon olarak geçirir, şey gider, değil mi? He. Ya buradaki gibi, bak düşünsenize, en iyi okullarında okuyan çocuklar en iyi gelir grubuna sahip işte dershaneler bilmem nelerle gidiyor ve sen X kolejinden bilmem ne okulundan Amerika'ya eleman yetiştiriyorsun. Çocuk daha okula girdi, yani okulda mezun olup iş bulamamak değil. Zaten o okullardan tercihli olarak alınıyorlar. Tabii. Lise eğitiminden sonra bile almak istiyorlar. Yani çünkü adamların dil kapasitesi, eğitim şeyleri o noktada. Ama ne oluyor? Sen daha okula girer girmez okulun duvarından, kulüplerin varlığı, bazı kulüplerin varlığı. Sen çocuğun kafasını oraya angaje ediyorsun. O çocuğun suçu yok. Bu eğitim sistemini ayakta tutan devletin sorumluluğu var. Şimdi kulaklarını çınlatalım. Hakan Bayrakçı olsaydı şey derdi, o da öyle bir okuldan mezun, frankofon bir okuldan mezun. Ben milliyetçi bir adamım, öyle tabii, bir etkisi olmadı derdi yani. Ama onlar o yani okulların size istisnası işte. Genelde onlar da kendilerini biz fabrikasyon hatasız diye diye. Tabii onlar o okulun istisnaları. Ecevit, genelde şey. Şimdi çok bir devlet oluyor. Yok, hayır, bakın genelleme değil, bakın lütfen ya. Çok, ne dediğimi çok iyi biliyorum.
Her yıl yurt dışına kimler nerelere gidiyorlar bakın göreceksiniz. Okulların kuruluş mantığının bu olduğu yani, gerçeğini yani değiştirmez. Yani evet kuruluşu olabilir ama bütün evet. oradan çıkan herkes aynı herkes demiyorum şekilde, zaten ben size çoğunlukla değerlendiremeyiz zannediyorum. İstisnalar yok demiyorum. Peki yani. Vakit kalmayacak diye endişelendiğim için öne çektim. Biraz önce hani kendi elbisemizi biçmekten söz ettiniz ya evet. bu anlamda pek çok alanda bu çok önemli. Ama savunma sanayini konuşuyoruz. Türkiye'nin yüzen ordusu diyebileceğimiz TCG yani, Anadolu çağı yakalamak yarın burada mesela. Görevine burada çağın başlayacak. Önüne, çağın yani, önüne geçmek bizim için evet. işte savunma sanayinde. Üstelik görevine başlayacak. Diye, şimdi bir bakalım mı yani. TCG Anadolu'ya yarın bakalım. Törenle hizmete giriyor. Deniz kuvvetlerimize teslim ediliyor. İhtiyaçları doğrultusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2015 yılında başlatılmıştı inşası. Bugün gelen Twitter paylaşımlarında, bakanlığın paylaşımında TCG Anadolu hazır, Deniz Kuvvetlerimiz hazır ifadeleri kullanıldı Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında. Şimdi o fotoğraflarda da geminin üzerinde Bayraktar TB3 SİHA, Kızıl Elma ile Atak helikopterleri yer alıyor. Yani hava araçları için platformu olan bir gemiden söz ediyoruz efendim. Kapasitesi çok yüksek. Çıkarma gemileri taşıyabiliyor amfibi. Çok sayıda tank, palet, zırhlı araç taşıyabiliyor. Dalgıç tespit sonarı var deniz altından gelebilecek tehlikelere karşı. Uzunluğu 231 metre. Azami hız 21 knot, ağırlık 27.500 ton. Böyle okumaya çalışınca karıştı. Yükseklik 58 metre. Dediğimiz gibi Bayraktar TB3, Bayraktar Kızıl Elma ve Hürjet konuşlanabilecek üzerinde. Ayrıca Atak helikopteri, taarruz ve genel maksat helikopterleri de platformunda yer alabilecek. Bir de burada ekranında görünmeyen bir şey daha söyleyeyim. Buyurun tabii. İletişim sistemleri ve seyri sefer sistemleri de önemli bir kısmı yerli yapılacak bunun. Yerli. Ya, evet. Yani dünyanın aslında ilk silahlı, insansız hava aracını ağırlayacak platformunda. Hava aracı gemisi TCG Anadolu. İnsansız en büyük askeri gemisi. Evet. Onu da vurgulayalım. Kendi sınıfında. Evet, kendi sınıfında ve gerçekten deniz kuvvetleri açısından çok büyük bir herhalde çarpan etkisi yaratacak güç olarak. Üstündekiler dedim ya, biz hep medeniyet ileride, biz onu yakalamaya peşinden koşuyoruz. Öyle bir şey yok. Bir dönem böyle evet ama ben daha önceki dönemde başkaydı. Siz yeni bir dönemi yaratma gücünü kendinizde göremiyorsanız zaten sizin rakibinizin maksadı hasıl olmuştur. Ya tamam, bundan artık adam olmaz. Çünkü neden? Sürekli beni takip etmek. Hedefi o, beni takip etmek. Öyle değil. O hedefin önüne geçmek. İşte üstündeki şimdi, bu ilk bakın, kez görüyoruz. Bakın Kızıl evet, Elma. Kızıl Elma'yı koymuşlar efendim, piste yani. Gördüğünüz gibi Kızıl Elma burası. Arkada Atak helikopterleri. TCG, bu o zaman Anadolu yarınki tören için yani. Hazırlanmış bir fotoğraf. Efendim? Yarınki tabii tören için hazırlanmış hali bugün bu. Bugün itibariyle o törenin provaları da yapıldı. Çok dolayısıyla TCG Anadolu'nun üzerinde ilk insansız savaş uçağı dünyanın. Yani efendim bir kez daha vurgulayalım. Evet, Kızıl doğru. Elma üzerinde gördüğünüz gibi. TB3 SİHA ve Atak helikopteri de orada gördüğünüz gibi, bu da başka bir açı. Uçak TB3. Gemisi. Kızıl evet, Elma. Evet, insansız hava aracı. Tam uçak gemisi diyebiliyor muyuz? İnsansız uçak gemisi. İnsansız bizim uçak için gemisi, evet. Evet, insansız İHA'ların, hava aracı. Buradan gemisi. Çünkü kısa mesafeden uçan uçaklar. Şimdi bu da bir diğer açıdan. F-35B modelinin... C olabilir mi? Neyse yanlış söylemeyeyim. F-35'in dikey iniş kalkış yapabilen modelinin de bu uçakta, bu gemide kullanılabileceği konuşuluyordu. F-35 projesinde Türkiye varken. Devasa. Evet. Gerçekten devasa bir gemi deniz kuvvetlerine teslim edilmek üzere de hazır. TCG Anadolu Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari efendim bir tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üst desteği gerektirmeksizin
kendi lojistik desteğiyle kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede, içinde hastanesi de var vesaire. Yarın daha geniş konuşacağız Hulki Bey ile birlikte. Evet. Siz olmayacaksınız ama. Gurur verici bir durum. Evet, yarın töreni de göreceğiz. Takip edeceğiz. Kendi tören imkan ve kabiliyetlerinize güvenip, kendi imkan ve kabiliyetlerinize alan açtığınızda neler olabileceğini 20 yıl içerisinde, 20 yıl değil, bunlar 10-15 yıl içinde oldu. 10-15 yıl içerisinde neler olabileceğini görüyoruz biz. Türkiye Cumhuriyeti kaç yaşında? 100. 10-15 yıl içerisinde olanlar, ondan önceki 85 yılda neden olmadı sorusunun cevabını biraz düşünürsek, biz burada zaten olayın bir önemli bir kısmını çözmüş olacağız. Çağdaş uygarlık düzeyi diyoruz değil mi? Çağdaş teknolojiyi yakalan. Buyurun. İHA'larda teknoloji. Kızıl elma. Kızıl kim? Elma. Bir şey söyleyeyim. Her şey. Mühendislik var tamam, bir sürü bileşeni var ayrı da. Ya liderliği ihmal etmeyelim. Kim yaptı? Bir kişi yaptı. Öyle mi? Mühendislik olarak bu işin liderliğini bir kişi yaptı. Peki siyasi olarak o bir kişinin bu başarıyı sağlamasına kim iklim yarattı? Onu da bir kişi yaptı. Bazen tek adamlık öyle kuru eleştirileri kaldırmaz. Şimdi Atatürk'ün... Şunda çok özür dilerim. Ben de heyecanlanıyorum şu bilgileri de izleyicilerimizle paylaşayım diye. Biraz önce Mustafa Bey onun altını çizmişti. Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi ki bu savaş gemileri için çok önemli. Elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar... muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Gemi gerektiğinde efendim doğal afet yardım görevleri çerçevesinde kullanılabilecek nitelikte de bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ki az önce bahsetmiştik ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında da tıbbi destek sunabilecek özellik taşıyor. Az önce belirtmiştik işte teknik özelliklerini. 27.436 ton gemi ve şunu söyleyelim, her biri bir tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza. Böyle bir özelliği de var. Bunları da ifade etmiş olalım. Şimdi görselde de o görüyorsunuz havuz kısımlarını ben, efendim. Yer çıkarma yapacak. Evet, en alt katındaki bölge bölüm havuz bölümü. Evet. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Vatanseverlik, vatan sevgisi diye bir şey var, bir kavram var. Böyle biz konuştuğumuz zaman terör örgütlerine karşı ifadeler kullandığımız zaman ne var yani? Biz de vatansever değil miyiz? Şu da vatansever değil mi? İşte onlar da vatansever. Atatürk'ün vatanseverlikle ilgili söylediği çok güzel bir cümle var. Vatan sevgisi ona hizmetle ölçülür diyor. Vatan sevgisi şöyle bir şey değil. Vatanını en çok seven, işte orayı en çok tanıyan, en çok gezen değil. Vatan sevgisi ona hizmetle ölçülür. Bu kadar basittir. Yani vatanına hizmet eden adam vatanseverdir. Öyle hani böyle CHP'liler gibi... İşte efendim biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz, Kuvayi Milliye'nin kurduğu partiyiz. Böyle kuru söz lafsi olarak vatanseverlik olmaz. Şimdi bu geminin projesinde çalışan mühendisler mi Atatürkçü? FETÖ'yle PKK ile işbirliği yapanlar mı? Şurada İHA'ları siyarı yapan Selçuk Bayraktar mı Atatürkçü? Yoksa onu damat mamat diye FETÖ'cülerle PKK'larla işbirliği yapanlar mı Atatürkçü? Şimdi bu projeyi geliştirenler, ta Milgen projesinden askerlerimiz, onlar mı Atatürkçü? FETÖ-PKK ilişkisine, CHP'nin FETÖ-PKK ilişkisine ses çıkarmayıp kumpasta, tetikte yatan eski askerler mi Atatürkçü? KHK'lılar mı Atatürkçü? KHK'lılar mı Atatürkçü? Şimdi dolayısıyla vatan sevgisi öyle laf, öyle rütbe, kariyerle falan değil. Bu memlekete yaptığın hizmetle ölçülüyor. İşte bak... Hizmet yapanlar burada. Memleketin yüzünü artanlar. Aktaralım. TCG Anadolu inşa sürecini de hatırlatıyoruz bir kez daha görüntülerde izleyicilerimize. İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık %70 olan projede 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri de görev yaptılar. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor efendim. Dediğimiz gibi
Türk donanmasının gücüne güç katacak ve araç güvertelerinde TCG Anadolu 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı ki Zaha diye kısaltılıyor. 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 romork olmak üzere toplam 94 araç taşıyabiliyor. Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter ya da 30 SİHA taşınabilecek, gemi personeli de 1223 kişi olacak efendim. Ya, gerçekten güzel bir şimdi, ordudan bakın, söz ben, ediyoruz. Şimdi yerli otomobili eleştirenler, İHA SİHA'ları işte maketle, drone'la karıştıranlar, acaba bu gemi için de bir şey uydurdular mı? Ya bu tenekeden bir şey falan, saç bir şey falan dediler mi bilmiyorum ama ya, korkunç olan ne biliyor musunuz? Bir asker, eski denizci bir asker. Ya Türkiye'nin buna ihtiyacı yok ki. Türkiye deniz aşırı bilmem ne operasyon yapmıyor ki falan. Ya akıl alır gibi değil biliyor musunuz? Sadece yerli otomobil yapabiliyor olmak, bu kapasiteye ulaşmak, sadece İHA SİHA'ları yapıyor olmak ve bunu ihracatın hani bunun maddi yönünü falan geçtim. Bu özgüvene sahip olmak, şöyle bir gemiyi tasarlamak, sadece maketine biz bunu tasarladık desek, maketi var elimizde biz bunu tasarladık deriz. Matematik mühendislik ölçümlerini yapmışız deriz. Ya gözümüzün önünde adamlar inşa etmişler. Tamam mı? İnşa etmişler. Şimdi adam diyor ki bizim buna ne ihtiyacımız var ki diyor. Ya bunu söyleyen bir eski denizci subay ya. Ama bu adam tabii aynı zamanda şey. Ya PKK, YPG konusunda da böyle gevşek gevşek konuşan tipler. Yani bunların hepsi malum partilerin etrafındalar ya. Peki, maalesef. Peki Bey var mıdır eklemek istediğiniz? Biraz o pusulasına da bakalım maalesef. Sonrasında. Bir de İYİ Parti'deki temayül tartışmasına da bakalım. Buyurun. Şimdi bu gurur verici bir manzara, bir proje. İşte dedik ya karizmatik lider ve icraatçı lider arar seçmenler. Burada bu eseri görüyoruz. Şimdi hani kültürel gecikme diye bir kavramımız var. Oradan esinlenerek şunu söyleyebiliriz. Nedim'in söylediği o eski subay kimse denizci, onun eleştirisine, saçma sapan eleştirisine de bir cevap olabilir. Zihinsel bir gecikmeden söz edebiliriz. Şimdi mesela Atatürk Bulvarı var ya Ankara'da. En önemli cadde, en büyük cadde. Atatürk zamanında o Ankara inşa edilirken o yolun genişliğini çok geniş tutmuş. Herkes demiş ki tıpkı işte Nedim'in sözünü ettiği o eski askerin buna ne gerek var demesi gibi bu kadar geniş yola ne gerek var demişler. Herkes anlatır bunu Ankara'da bilir. O da demiş ki gün gelecek bu yollar dar gelecek. Şimdi buna zihinsel gecikme diyebiliriz çok rahatlıkla. Eleştirenlerin zihinsel olarak geleceği algılayamaması. Ya bugün bunu yaparsınız, yarın o kişinin, o kafadakilerin şimdi ihtiyacımız var dediği zaman bunun teknolojik olarak 10 kat daha iyisini yaparsınız. Ama önce bir adım atmanız gerekiyor. Çin'den bir örnek vereyim, Çin atasözü. Uzun çölleri geçmek atılacak ilk adımla mümkündür diyor. Bir adım atmazsan o çölü de geçemezsin diyor. Şimdi biz bilimsel çölleşmemizi bu şekilde engelleyeceğiz. TOG'u yapacağız, yarın daha iyisini yapacağız. 60 sene önce biz bunları yapsaydık, bugün Amerika'ya da satıyor olabilirdik. Teknoloji transferini onlar bizden yapacak hale gelmiş olurlardı. Ki İHA'lar, SİHA'ları zaten yapıyoruz ama bugün yapılan her şeyi, çakılan bir çiviyi, bir toplu iğne başı bile yerli ve milli olması pek çok açıdan önemli. Bunu sadece zihinsel gecikmeyle de açıklayamayız. Türkiye'ye ihanetle de açıklayabiliriz. Ya siz böyle bir şeyin başkasında olmasına sesinizi çıkarmıyorsunuz. Akdeniz'de Amerikan savaş gemileri, bilmem hangi okyanusta savaş gemileri dolaşacak, gıkınızı çıkarmıyorsunuz. Türkiye'dekini eleştiriyorsunuz. Yani sadece zihinsel algılama sıkıntısıyla değil, ihanetle bile aman, ifade edilebilir bu. Kendi ülkesini sevmemek. Tam şöyle. Evet. Peki. Efendim hızlıca bir oy pusulasını da görelim. Artık ittifaklar, adaylar vesaire netleşti. Yerleri de belirlendi partilerin ve ittifakların. Buna göre pusulada Cumhur İttifakı 8. Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada. Şöyle görüyorsunuz.
devam edelim. Millet İttifakı 18. sırada aşağıda gördüğünüz gibi. Ve Ata İttifakı da hemen arkasında 19. sırada yer alıyor. Böyle partilerle dolu bir pusulamız var efendim. Bu arada Türkiye Değişim Partisi lideri Sayın Sarıgül de CHP listesinden Erzincan'dan aday gösterildi. Onu da hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Kaçıncı sıra? Efendim? İlk sıradır herhalde. İlk sıra. Evet. Birinci sıra. İlk sıra. Öte yandan şöyle AK Parti listesiyle ilgili sosyal medyada o konuşuluyor dikkat çeken. 6284 tartışması vardı malumunuz. Özlem Zengin, kırmızı çizgimiz diyen isimdi AK Partili. O üçüncü bölge ikinci sıradan aday Numan Kurtulmuş'un hemen arkasında liste başı Numan Kurtulmuş. Dördüncü sırada da malumunuz aileye darbe vuruyor diyen isim 6284 sayılı bu yasa için. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu dördüncü sırada Özlem Zengin'le aynı listede yer alıyor. Bu da sosyal medyada dikkat çekmiş konuşuluyor. Yani orada Özlem Hanım'ın tabii sonuçta AK Parti'nin hazırlayıp çıkarttığı bir yasa. Özlem Hanım da içinde bulunduğu. Ama orada benim anladığım kadarıyla özellikle aile yapısının korunmasına dair kimsenin temelde bir itirazı yok. İki tarafında yok. Sadece orada bazı konular var anladığım kadarıyla. Uzaklaştırma cezaları, işte nafaka, süresiz nafaka ya da süresiz gibi uygulanan nafaka kararlarına altyapı oluşturuyor denilen kısımları. Ona da ben Özlem Hanım'ın bir itirazı olacağını zannetmiyorum bir düzenlemeyle. Hızlıca şunu da... Kendi fikrim olarak söyleyeyim. Ben bu işlerin mahkemede hakimler tarafından pekala kararlarında tartışma yaratmamalarının mümkün olduğunu düşünüyorum. Uygulamada çözülebileceğini düşünüyorum hala. Ama bizdeki yargı maalesef biraz bu konularda inisiyatif almaktan uzak. Yargıtay baksın falan modunda olduğu için. Efendim bir de Hatay valiliğinden istifa eden isim Rahmi Doğan aday olacak haberleri yansımıştı. AK Parti kanadından ancak aday olarak gösterilmediği listeler açıklanınca ortaya çıktı. Bu da bir başka bilgi sizlerle paylaşacağımız. Gelelim İYİ Parti'de neler oluyor sorusuna. Temayülle ilgili Aytın Çıray'ın yine mi başa döndük sorusuyla aslında başladı. 14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığından feragat ediyorum dedi açıklamasında. Yine Twitter üzerinden. İzmir'de saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması, bundan sonraki cümle çarpıcı ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk diyor. Bitmiyor, devam ediyor. Yanlış yorum yapılmaması için sadece bilgi, yapılan ayıplı temayül yoklamasının usulsüz olduğunu gösteren ve genel başkana iletilen, işleme alınmayan tutanak. Yani kazandığı görülen kazanmamış, temayül tasfiye aracı olmuştur diyor tutanağı paylaşarak. Sözde temayül sağlıklı olsa, liyakat seçilse dünya çapında saygın Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ilk ikide olmalıydı ama açıklamamın konusu bu değil, sabredin diyor. Şimdi hile mi yapıldı? Yine Konya'dan istifa eden bir aday var bu tartışmalarla ilgili. Dolayısıyla Demre Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Sayın Okan Kocakaya adaylığı için temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla partisinden istifa etti. Anladığım kadarıyla yalnız organize bir hile var. Nasıl? Yani işte kazanmış olması gereken adaylar kazanmamış gösterilmiş. Yani şöyle. Buna itiraz edilmiş. Gereği yapılmamış. Evet, üyelerin çok az bir kısmıyla bir manipülatif. Bu arada son 4 dakikamız. Yani burada acı olan şu tabii. Aytun Çıray bu konuda açıklamayı sanki milletvekilliği listesindeki sırasını beğenmediği için yaptı diye bir algı ya da bilgi yayıldı. O bunu reddetti. Yaşasın Atatürk diye bitiyor biliyorsunuz tweet'i. Evet. Ben bunu boşuna söylemedim. Bunun ne alakası var onu anlamadım. İşte onu gerekçelendirecek. Yani aslında yaşasın Atatürk diye ben bunu boşuna söylemedim diye bir açıklaması var. Muhtemelen
O da Yavuz Ağar Aleloğlu gibi bir partiye eleştiri yapacak. Hmm. Yani o da onu partiden ayrılma sürecine tetikleyecek. Ama çok geç kalmış bir şey. Çünkü Yavuz Ağar Aleloğlu söylemesi gereken her şeyi söyledi. Sadece burada... Yani ama kriz sonrası baraj altına düşen oylarımı da artırmak için önemli. Diye son bir ifadesi var. Hızlıca aşağı indi ve oy oranını açıkladı biliyorsunuz. Türkiye genelinde %6.4 dedi İYİ Parti'nin. Yani barajı geçemeyecek, hatta barajı aşması için uğraşacağım dedi. Düşünün, o yüzden başa döndük diyor. Şimdi dolayısıyla burada bu sadece kriz dediği şey Meral Akşener'in kalktığı masaya sövüle sövüle geri götürülmesi, sürüklene sürüklene geri götürülmesi. Ama asıl önemlisine onu gözden kaçırıyor. PKK-HDP ile Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun işbirliği. O masada İYİ Parti'nin de dolgu malzemesi olarak ya da tabanının dolgu malzemesi olarak kullanılması. Buna dair bir uyarı da şu oldu. Ankara İl Başkanı seçmenimizin %40'ı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek dedi. Bakın şaka yapmıyor insanlar. Bu Kılıçdaroğlu masada %50+1'in üzerine çıkabildiği hesaplaması yapıyor ama seçmen kavramlar üzerinde, matematik hesapları üzerinde değil, şöyle bir şey kavramlar söylüyor. Üzerinden ilerleyecek. Şehit yakınına ben küfretmedim filan diyor mesela. O tabii, o da şey, Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür ettiği için onun da seçmen nezdinde nasıl olumsuz etki yarattığını kendisi yaşayarak tecrübelendirmiş. Ama Kılıçdaroğlu veya onun yandaşlarının hesabı şu, kendi oyu diğerlerinin artı toplayarak İYİ Parti'nin de %10 veya benzeri bir oyu diyor. İYİ Parti'nin oyu düşmüş. Düşen oyun içerisinde %40'ı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek diyen Ankara İl Başkanı. Onu siz daha da aşağı indirebilirsiniz. Bu öyle Muharrem İnce'yi bir baskı unsuru olarak kullanıyorlar ya, Erdoğan'la şeyi baş başa getiriyorlar anketlerde, manipülatif anketlerde. Eğer İnce çekilirse Kılıçdaroğlu doğrudan kazanıyor algısı yaratmak için, bunu daha önce de hatırlarsanız konuşmuştuk burada, manipülatif anketler çıkacak diye. Aynen böyle oldu. İşte yakın gösteriyor. Eğer Muharrem İnce çekilirse şey olacak, Kılıçdaroğlu birinci turda seçiliyor. O yüzden sen hainsin diye adama yükleniyorlar. Adam da bunu yani şeyde, Muharrem İnce de bu olayı gördü. Dolayısıyla siz çekilin o zaman diyor. Bunun da bir algı operasyonu olduğu ortaya çıkıyor kendiliğinden. Peki. Ben bir ittifak kuramadıklarını düşünüyorum. Evet. Başından beri de bunu söylüyorum. O masada ittifak için gerekli olan birinci şart olan sözünde samimiyet ilkesi kurulamadı. Bağlantısı kurulamadı. O yüzden de hem parti içlerindeki dengeler hem savrulmalar yaşanıyor. Meral Akşener partisinin çıkarlarını ve seçmeninin çıkarlarını o masada koruyamadı. Ve şu anda o doğrudan yani %15-16'ların konuşulduğu bir parti. Ya onlar konuşuyorlardı. Ben o kanaatte değilim. Yani benim gözlemim o değil. Ama Aytun Çıray ve diğer partililer 15-16-17 biz gidiyoruz. Süreniz Kemal Bey'i de geçtik diyorlardı. Düşünün oradan 6-7'lere düşüşü. Bu düşüşü yönetimsizlik tabanını ve partisini temsil edememek izah eder. Peki. Hulki Bey, yarın sizinle birlikteyiz. Daha ayrıntılı değerlendiririz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Süremizi doldurduk. Çok sağ olun. Bir kez daha size hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Nedim Şener, Mustafa Kartoğlu, Sayın Hulki Cevizoğlu. Kıymetli izleyicilerimiz, size de teşekkür ediyoruz. Bizi takip ettiğiniz için iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.